Haftanın son spor manşetinden merhaba. Cem Dizdar'la karşınızdayız sevgili seyirciler. Süper Lig'de dün oynanan maçları konuşacağız. Fenerbahçe Antalya Spor, Kasımpaşa Trabzonspor, Spor, Alanya Spor gösterip maçları var. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın haberleri, UEFA ile toplantı haberleri hepsine değineceğiz. Katılımlarınızı bekliyoruz. Spor manşet hesaplarını takip edip son paylaşımlarımızın altına mesajlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Dün voleyboldaki başarıdan bahsetmiştik. Cem Dizdar'la da konuştuk. En başarılı e, branş voleybol Avrupa Kupalarında sürdürülebilir başarı anlamında. Vakıf Bank'ta 9. kez yarı finali yükseldi. Haberi görelim ve tebrik edelim. Ardından da e, Süper süperlik puan durumu ve özetlere gideriz. Ama önce Vakıf Bank haberini rica edeceğim arkadaşlarımdan. Teşekkür ediyorum. Vakıf 9. kez yarı finalde hürriyetten aldık. Sarı Siyahlar Polonya'nın grubu Azoti Çemik takımını güle oynaya eledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz deplasmanda 3-0 yendi rakibini. Rövanşta da aynı skorla devirdi ve Yarı finale yükseldi. Tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi her gün voleybol takımlarımızdan e, başarı haberlerini vermeye devam ediyoruz. E, çok da hoşumuza gidiyor. Konuşuyoruz da analiz de ediyoruz. E, aralarda yayınımızda değinmeye de devam edeceğiz. Süper Lig'de puan durumunu hatırlatalım. Bizler de hatırlayalım. Hep birlikte bakalım puan durumu nasıl oluşmuş. Hafta içi maçlar oynandı. Hafta sonu da var. Galatasaray 57 puanla lider. Aynı puana sahip Beşiktaş 26 maç oynadı. Bir maça eksik. 57 puanda o da. Ve ikinci sırada siyah-beyazlı takım. Fenerbahçe 55 puanla üçüncü. Trabzonspor 51 puanla dördüncü. Beşinci Atakaş hatayspor'un Spor'un 46 puanı bulunuyor. Aytemiz Alanya Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü 43 puan topladılar. 6 ve 7. sırada yer alıyorlar. 8. Karagümrük 41, 9. Göztepe 36, 10. Antalya Spor 35. 33 puanlı Demir Grup Sivas Spor 11. Konya Spor 32 puanlı 12. Yeni Malatya Spor 31 puanlı 13. 14. Kasımpaşa'nın puanı 29. 28 puan toplayan iki takımdan Kayseri Spor 15. Çay Rizespor Spor 16. sırada yer alıyor. 17. Medipol Başakşehir ve 18. Büyükşehir Belediye Erzurum spor, 26 puanda. Ankara Gücü 23 puanla 19. 20. Yukatel Denizli Spor ve 21. Gençler Birliği 21 puana sahip sevgili seyirciler. Düne dönelim. Fenerbahçe Antalya Spor maçının özetini izleyelim. Ardından Cem yorumlara başlayalım. Berabere bitti maç. Yazarlara göz atalım. Maçla ilgili neler yazmışlar. Bakalım. Dönüyorum. Faik çetinlerle başlıyoruz. Bir golcü aranıyor. Erol Bulut tüm hücumcuları sahaya sürdü ancak maç kazanmak için sahada golcün olacaktı. Tiam, Sisse ve Samatlı'yı toplasan bir golcü yaratamazsın. Kaçan maçlarda oturup ağlamayacaksın eğer golcün yoksa diyor. Faik Çetiner. Uğur Meleke, Erol Bulut daha önce de ifade ettiğimiz üzere çok yönlü takımın tek yönlü hocası. Topu rakiple paylaştığında geçiş hücumu çözümleri var ama rakibi kapandığında topu ona bıraktığında sezon başından beri üretemedi. Yeni bir şey. Dün de Valencia'nın golü tamamen bireysel beceri, bir taktik başarı değil aslında. Takım çok yönlü ama Erol Bulut tek yönlü diyor. Ercan Güven de Bulut'un işine karışmak lazım. Fenerbahçe Galatasaray'ın kaybettiği hafta zirvedekilerle puanını eşitleme fırsatını kaçırdı. Hem de Kadıköy'de. Neden? Kadıköy'ün uğrundan değil herhalde. Fenerbahçe oturup düşünmeli. Hata nerede veya kimde diye. Ve tekrar ediyorum. Erol Bulut'un işine karışmalı, karışmalı birileri diyor Ercan Güven. Bülent Timur Lenk, Trabzon'da kazanmış, Galatasaray'ın mağlubiyetiyle moral bulmuş Fenerbahçe'nin sahaya çıkarken bir motivasyon konuşmasına ihtiyacı mı vardı? Elbette yoktu. Ama işler yolunda gitmediğinde oyunu okuyabilen bir teknik adama ihtiyacı olduğu kesin. Bülent Timurleng'in yazısındaki ifadeler. Yine Erol Bulut eleştirilerinin e, işine birileri karışmalıdan e, tek yönlü olmasına kadar bence keskin e, ifadelerle eleştirildiği bir gün. Fenerbahçe kazanamayınca doğal olarak. Ama evet yani tam da hani şehitlerin Günü, o evet. kadar şehitliği var, o kadar kaybı var. Ülkenin bir acısı var, kederi var. Ama tartışmaları üç aşağı beş yukarı dili tartışmaları pek de değişiyor gibi görünüyor. Önce Allah'tan rahmet dileyelim şehitlere, evet. ailelerine sabırlar Olan. dileyelim. Orada hani bir toplumun bir üyesi kayboluyorsa toplumda bir şeyler de kayboluyordur. Bir, bir şeyler gidiyordur orada. Bu futbol içinde böyle. Yani bir şeyleri kaybettiğimizi görmeye başladığımızda e, onarmaya da başlamış oluruz. Biz ülkemizde yaşayan birçok insan, akraba, eş, dost, anne, baba, kardeş, kuzen, hala, çocuğu filan, oh. kala kızı, dayı kızı, acı çekiyor. E, şimdi biz kolay çözümlerle e, sorunlara yaklaşma taraftarıyız. Ne diyoruz? İşine birisi mi karışsın demişler. Evet, kim karışacak ben anlamadım. E okurken ne demek istiyor acaba dedim. Yani, tuhaf e, yani dedim ki Emre Berezoğlu mu demek istiyor? E, veya yönetim mi demek istiyor? Düşündüm. Belki de birisi karıştırdığı için böyledir. Olabilir mi? Olabilir. Her ihtimalle e, olabilir. yani bilmediğimiz bir şey üzerine zaten kafa karışma konusunda kafa kendi kafamızı da karıştırma konusunda çok hassas olduğumuz e, dönemler bu Covid. 19 salgını, pandemi herkesin aklını karıştırdı. Nerede yaşayalım, nasıl yaşayalım, nereye gidelim? Ee, yani bu bir Erol Bulut sorunu mu? Hayır. Şimdi geçen de Serkan çıkarken önceki maçta yakalandı. Serkan çıkıyordu, yakalandı. Pelkas vurdu, gol attı. Ee, burada da Tisserand çıkıyordu, yakalandı. Freddy vurdu, gol attı. Doğru. Evet, vurdu. Yani benzeri işler. Freddy aldı. Mesut'a pasladı. Mesut vurdu, gol atamadı. Ki netti pozisyon. Çok atamadı netti. yani. İşte Mesut gibi bir oyuncudan bunu yapmasını bekliyorsun. Doğru. Bak aynı karakterler. Olaylar birbirine ne kadar benziyor. Oyun maçın içinde Freddy, değil mi? Hem yaptı hem yaptırıyor. E çok şey beklediğin Mesut alıyor, vuruyor, doğru yere vuruyor. Yani ölçüyor, biçiyor vuruyor. Biraz düşüne taşına da vuruyor. Olmuyor ya yani bu planın yanlışlığını mı gösterir? Yani Serkan'ın orada yaptığı şeyin, Trabzon'da yaptığı şeyin yanlışlığını mı gösterir? Yoksa giderilebilir eksikleri, tamir edilebilir şeyler üzerine mi e, biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor bu kestirmeci çözümler yerine. Yani bundan daha iyi bilen şudur. Niye? Onu o pozisyonda değil de şu pozisyonda oynatırsa bu daha iyi olur gibi mi? Yoksa şurada Tizand'ın yaptığının, günün oyununun, günün anlayışının Günün anlayışına uygun bir şey mi yapılmaya çalışıldığını anlamak. Bunun sonucunda e, sen gol yedin. Evet. Nereye bakıyorsun? Bunun hatası diye bakıyorsun. Bireysel hata olarak yani açıklıyorsun. Değil. <laughs> Bence de değil. Kime atıyor o topu? Kime atmaya çalışıyor? Orada bir duralım mı ya? Bir alsan onu. Fenerbahçe'nin yediği golü. Anladım. Rica edelim. Yani bir al oraya da bir bakalım ne olmuş orada. Şimdi burada bir ikiliye giriyor. Mücadele bir şekilde kapıyor. Hı. Boşa çıkıyor. Dur, dur 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 Biraz dur geri dur. Alalım. Dur dur dur. Yani kaptırma Hayır, topu, kaptırma güzel. topu kaptırma. Kaptırma topu. Tamam, geç geç buraya Buralara geç. Geçelim. Pas, pa, atarken, pas atarken, pas atarken duralım. Ne yapmaya çalışıyor ona bakalım yani. Ne yapmaya çalışıyor? Yani madem oyun üzerinde düşünüyoruz yani, teknik direktör değerli. duralım burada duralım durduk durduk şimdi az daha aç bir burada bir geniş açı ah Burada geniş açıda kal yani ya şeyi de görelim yani kime attığını da görelim o zaman bu, genelden göreceğiz ya, genel özel genel ne alan, neyse tamam. pilot co-pilot da anlamıyorum Hı, tamam genelden genelden Ya yani bu burası güzel işte buradan gelirken aldım devam 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 az daha devam et aldım geldim git 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 git, git hızlı 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 Dur tamam dur şimdi. Bir de Ozan'ı da göster arkadaki Ozan herhalde. Ozan. Açalım. Biraz da gör bir atsın atsın da Ozan'ı görelim yani de topun kapıldığı anda Ozan girecek görüntü. Dur şimdi ha burada durdun tamam. Burada kaç tane beyazlı oyuncu var? 3 4. Bu takım arkada nasıl oynuyor? Sayarsan. Kaç tane var? 5 tane sayıyorum. Ya, sayarsak beş da, beş yani. Öndekini sayarsak 5 olur. 5 öndekini saygörün. Öndekini kaç diye tane saymadım var? topun arkasında diye. Ya kaç tane sayıyorsun? 5 tane tamam, beyazlı beş, sayıyor. Beş, Bu takım beş. nasıl oynuyor? 5 arkada 4 önde oynuyor. Evet. Yani ne yapman lazım? Bu beş arkada 4 oyunda oynayan takımı bir gevşetmen lazım. Alanını boşaltman lazım ki içine sızabilesin. Yani onunla pozisyon bulasın. Sen burada kaç kişisin? Ozan'ı dışarı at buradan hücumcu Sen de burada 3 beş kişisin. Evet, Yani beş. beş tanesini almışsın, beşe beş karşıla, karşılaşmaya götürmüşsün. Evet. Top Ozan'a geçse hücumda kaça kaçsın? Beş burada olduğuna göre 5 de orada. 5 5. Tamam. Aa 5 5 kalacak. Tam aynı Kale kaleci kalecidir yani. Tamam aynı skor. Yani sen hücuma gidiyorsun ve rakibinin şu anda yüzü senin kalene dönük. Yani doğru bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ha bak canım, şurada bu ucunda doğru bir şey yapmaya çalışıyor. Doğru çıkıyor. Bizdeki öneri ne? Taca tacavur ileri vur. İleri vur bir daha gelsinler. Tacavur bekle bizimkiler yerleşsinler haliyle. Savunma yapmayla hücum etme arasındaki farkları anlatan şeyler bunlar. Eğer o top oraya geçmiş olsa bir pozisyon buradan başlıyor. Yani bu pas hatasını nasıl açıklayacağız peki? Hatası bak ne güzel söyledim. Pas hatası. İyileştirilebilir bir şey. İyileştirilebilir. Ama mi? oyun iyileşmiş bir oyun. Ya anlaşılamayan, ülkede anlaşılamayan şey. Bunu daha çok yapmadığın, bunu zorlamadığın, bunu hatasız oynamaya zorlamadığın için sürekli UEFA'da, FIFA'da yer kaybediyorsun. Bu kadar puan düşmen, bu kadar dibe gitmen, bu kadar maç kaybetmen, Avrupa'da oynayamamanın nedeni bunları ya bu oyuncuları da bunları yapsın diye buraya getiriyorsun. Yapsın diye getiriyorsun. O da yapıyor. Yapıyor, yabancı yapıyor, yabancı tutuyor. Yapamıyor, öbürü tutuyor. Pelkas atıyor, Efreti de atsın müsaade et yani. Pelkas'ınki de Trabzon maçındaki şutu da gol olmayabilirdi. Kaleci çıkartabilirdi. Dışarı Mesut gibi dışarı vurabilirdi. Ya daha bu özel da bir gol o, daha özel bir gol. Bak, bu da keza kaleci kurtarabilir, dışarı çıkabilir. Şimdi gol olunca dünya başına yıkılıyor herkesin. Ya burada ne yapılmaya çalışılıyor anlarsan bu sefer teknik direktör değerlendirmesi yaparken de biraz daha nazik, biraz daha hassas olursun. Yapılmaya çalışılan şey doğru burada yapılamamış olması yapılmaya çalışılan şey yanlış kılmaz. O zaman yani oluyor. bir sözü kimin söylediği değil. Sözün kendisi de bazen kimin söylediğinden daha önemli olur. Tabii ki adama da bakarsın. Şahsa da bakarsın, özneye de bakarsın, kadına da bakarsın, çocuğa da bakarsın ama söz büyüktür. Buradaki çıkış, çıkış meselesi tam da savunma yapan, savunmasıyla bilmem kaç maç, 12 maç bu maçla birlikte ligde 12 tane maç yenilmemiş bir takıma yapabileceğin en doğru şeyi yapmışsın. Beş kişiyle öne çağırmışsın. Beşe beş yakalama fırsatı vermişsin. Yani onu dengesiz hale getirmişsin. Hareket ettirmişsin rakibini. Ve doğru bir şey yapmışsın. Almışsın oyunu kendinde tutarak oynamaya çalışıyorsun. Nasıl ya, ya, yanlış yapmışsın? Tamam, kendi, evet kendinde tutmaya çalışırken o pas oraya atılır mı? Atılmaz. Nereye atsın peki? Oraya atılmaz. İki tane oyuncu geliyor tamam, kapatmış önüne atılmaz bak, yani. Şimdi, bunu... bak, şimdi bunlar... Yani Klişe bu... değil ki atılmaz Cem abi. Nereye atılsın işte onu söylüyorum. At şimdi sen teselansını at bakalım o topu bir yere. At. Şimdi sen olsun, tamam. geliyorsun, at bakayım nereye atacaksın topu. Birinin üzerinde bak, yakında, sosanın üzerinde adam var. Mesut görüş alanının dışında. Salaya dönse, tek... geriye. Salaya dönse, ayak. Salahi'ye dönse, salahiye dönse, dönse dön, geriye doğru. dönse. Tam yani şu biz köşeye, bunu köşeye geri dönse ve bizi. Ay, ucuyla köşeye ve dönse. Biz futbol konuşuyoruz şu anda. Yani Cem abi iki kişi kapatmış bak, önünü diyorum. diyorum? Ucu değerlendiriyorsun. E, doğru. En doğru şeyi ediyorum. yaptığını kabul edemiyorsunuz. Bak en doğru şeyi yapıyor. Liverpool'da bunu yaptığı için golluyor. Kalecisi neler yaptı? Bizim tamam, Ozan'a atıyor. Bak Liverpool'da bunu yaptığı için golluyor. Manchester City'de bunu yaptığı için golluyor. Ama vazgeçmiyor. Doğrudan vazgeçmiyor. Doğru oyun bu. Kim ne derse desin. Vur diyorum topu geri ver diyor, vereyim diyorsun. Onu niye diyorsun? Vursana taca. Normalde senin taca vurman lazım. Sen tamam, taca da vurabilirsin. Evet. İşte sen senden bahsediyorum. Ya. Sen taca vurursun. O yanlış yaptı. Ben taca vurmayayım. Ben dedim ki sana bak taca vurmayayım. Hı. Ayağımın dışıyla He. salayı atayım. Salayı Görüyor oradan musun, salayı... nerede olduğunu. Şu anda Salahin'in nerede olduğunu görüyor musun sen? Ya gerçekten yes. futbol üzerinde çok az düşünülüyor ülkede, çok konuşuluyor, az düşünülüyor. Bu Erol sen şu anda görmüyorsun bak Salay'ın nerede olduğunu. Diyorsun ki ben Salay'ı atarım. Niye? Yoluk stoper Salay değil mi? Ben, benim tamam, mi gözüm sen görmüyor. Tamam. Ceza ya? alanı içindeki stoper de top sensin. Serkan Yetkin'in ayağında. Serkan ha. Yetkin Tizeran gidiyor şu anda. Sen diyorsun ki televizyona bakıp Salay'ı görüyorum. Serkan Yetkin Tizeran Salay'ı görüyor mu? Sen yine Ozan'a mı atardın? Görmediği bir yere top Sen yine Ozan'a mı atardın orada mesela? Başka doğru bir seçeneği mi? yok şu anda. Ve doğru oyunda o. Yani 5'i almış, Ozan'a topu geçirse 5'e 5 beş ucuma gidecek takımın. Ve buradan çıkışlarla birlikte ucumu güçlendireceksin. Doğru bir şey yapılıyor. Hı hı. Doğru bir şey sonuç vermedi diye derhal doğrudan vazgeçelim diyorlar. Bunu da kullanmadık yani, artık. Ülkenin temel meselesi bu. Doğru bir şeyi yapmaktan vazgeçiyor. Burada yapılan iş doğru. Kim ne derse desin. Git Pep Peki. Guardiola'ya söyle aferin çocuğa der. Bu, bu böyle yapılması gerekir der. Bak bu pozisyonda bu yapması, bu stoperin yapması gereken budur der. Bu Erol Bulut sorunu mu? Cevap hayır. Sonra içgüdüsel oyun. Ne konuştuğunuzun farkında mısınız diyor. Futbol Efendisi adlı takipçimiz. Köylüdür o efendisi. Milletin efendisi köylüydü değil mi? Ve değil. konuştuğumuzun farkındayız. Anladım ne dediğimi anlattığım arkadaşımız. Bize demiyor herhalde yani. Erol bu sorun değil. Doğru oynanıyor, Doğru oynanmayla icra arasında sorun var. Niye? Çünkü salaya yeni geliyor. Senin tiserandın bir oynuyor bir oynamıyor. Yani henüz daha ezber oluşturacak kadar antrenman, bir bedensel faaliyeti yetkinleştirecek kadar bir arada çalışmamışsın. Hı. Daha yeni zamana ihtiyacım var dediği şey burada. Onlar diyecekler ki lig bitiyor ne zamana ihtiyacı var? İşte bu salayı şunu bunu sonuna e tamam. getirdiğin için oluyor bunlar. 26 hafta olmuş Cem Bey. Tam 26 hafta. E? İdeal 11'i sahaya oturtabilmek bu kadar zor mu? Zor. Oyuncular her hafta her hafta ben oynayacak mıyım? Oynayacaksam hangi sonra pozisyonda adını, oynayacağım adını, adını, diye merak içinde. Aykut söyle. Özçelik. Aykut Özçelik. Salahi ile Mesut kaç hafta oldu geleli o say Samuel? Kaç hafta? 26 hafta sayıyorsunuz. Onlar kaç haftadır sahadalar? Ya biraz düşünelim düşünelim ya. Düşünerek yazalım bunları. Rica ediyorum yani tamam şimdi benim elimde telefon var yazıyorum. Takım oturtmak zor mu? E kolay değil işte onu anlatıyorum. Kolay değil. Bunlar, bunlar ancak tekrarlarla yerine oturabilecek işler. Ne kadar çok tekrar edersen burada ne kadar yetkinleşirsen o zaman orada kendisine daha uygun bir açıda durmayı ne zaman öğrenirse. Tisaran onları ok şiddetle değil başka modelde atmayı ne zaman geliştirirse o doğru hücum. Şablonda yani yerleşimde ve oradaki oyuncu davranışında bir sorun yok. İcrada sorun var. Siz her şeyi sorunlu haline getirmeye çalışıyoruz. Sadık'la alakası yok bu arada. Biz demiş ki aynı pas hatasını Sadık yapsa yerden yere vurulurdu. Tiserant yapınca eleştiren yok öyle O bir vardır. Yerden yok. yere vuran vardır da ben değilim de. Hayır, öyle bir yani söz birileri var o yerden yere vuran. Şu anda bu oyuncuya yapıldığı gibi bir başka pozisyon içinde hata yaptığı söyleniyor. Ee, kalecinin çıktığı pozisyon. Altay ile ikisi çıkıyor. Kaleci bırakıyor. Şöyle, diyor. Duruyor. Şöyle duruyor. Kaleci bırak diyor. Oyuncu bırakıyor. Kaleci topu tutamıyor. Tisan hatası diyor. Çünkü o artık takıldı. Necip gibi yani. Takıldı ve ne yapsa hatalı olacak. Doğru yapıyor. Bak doğru yapıyor. İcra edemiyor. Sonucunu ona bağlıyorsun. Pelkas 12 puan aldı falan gibi şeyler okudum bugün gazetede. Tek başına diyor. Ha, tek başına Pelkas 12 puan aldı diyor. Kalecinin kurtardığı hiçbir şey saymıyor. <laughs> <laughs> ya cımar, yani nasıl bir şey? Nasıl bak, düşünmedir fikir tarzı... bu? Bu sınıflar nasıl geçiliyor? Bu diplomalar nasıl alınıyor? Bu telefon nasıl kapanıyor ve açılıyor? Ben gerçekten anlayamıyorum. Çok basit şeyler bunlar. Sadece düşünme tamam, düşün. Biraz yoğunlaş ve düşün. Yıllarca sonra. top oynadım. Orada kendinin sağındaki adamın koşu yoluna bıraksa takım kontraya çıkar diyor Emre Bey. Nasıl? Ee, yıllarca top oynamış. Al al bakayım neredeymiş? Hangi oyuncunun önüne bırakıyor? Yıllarca top oynadım ki kendinin sağındaki adamı koşu yoluna bıraksa takım kontraya kalkar. Yani Almanya'dan oyuncu getiriyorsun hangi sağındaki adam ya bir dakika dur dur. Ben dur. göremiyorum sağa falan. Gökhan Gönül'den söz ediyor işte ya. Ya televizyondan izliyor bak televizyondan ya. izliyor. Gönl, Gökhan Gönül'ün önüne bıraksa diyor bak Hı. ceza sahasının içine bıraksa diyor. Ben diyorum ki bak ceza gel gel yap çok güzel bak çok güzel örnek. Ya hakikaten yıllarca top oynandığı için güzel bir de örnek. Dur oldu dur abi. çok güzel örnek oldu bak çok güzel. Düşünmediğimiz bir şey kafamıza açtı. Tamam, Aldın geldin. D durdun şimdi. Bunu Daha Gökhan dönmedi. Biraz döndür yüzünü. Bekle 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 bekle. Bunun sesini kapatamıyorum. ama. Ya sok, sok cebine at gitsin. Kol cebinden kolundan çıkar ya saatin cebine. Bekle. Şimdi ne de ben ne anlattım? Bu pası Ozana atarsan 5 tane beyazlı bu tarafta kalır dedim. Evet. Gökhan'ın önüne bu pası atarsa bu yıllarca futbol oynamış arkadaşımızın aklına uyup da bu Gökhan'ın önüne topu atarsa kaç tane oyuncusu şeyde kalıyor? Ee, Fenerbahçe defansının Fenerbahçe top çizgisinin gerisinde kalıyor. Demek ki o yıllarca oynamaya bağlı değil bu işler. Ya yani yıllarca oynadın ama topun peşinde koştun. Çok basit şeyler bunlar. Bak karmaşık gibi görünüyor. Ama zaten basiti yapmak zor dedikleri o pasa atmak zor. O tekrar istiyor. Ozan'ın biraz daha top alacağı bir yere gitmesini talep ediyor. Tisera'nın daha iyi yani pas kalitesini yükseltecek, topla münasebetini artıracak antrenman sayısını talep ediyor senden. O öyle olmaz. Gökhan oradan bir yere çıkamaz. Çıkamaz, bir de sıkıntıya girer. Orada baskı yer, içi, ceza sahasının içine hapsedilir. Tamam. tamam, anladım anladım. Cem... Olmaz yani. Yıllarca var. yıllarca top oynadı, bana da diyorlar ki bu ne top oynamış. Cem Bey haklı diyor. Guardiola boşuna söylemiyor. Savunma biçiminiz, hücum biçiminizi belirler. Kadar. Ve ee... ilk defa ülkenin yenilmeyen, bak yenilmeyen takımına karşı. Bu takım yenilmiyor, 11. Bu maçta 12 olmuş. Yenilmeyen, arkada savunma oturtacağım diye hepimizin ruhunu sıkan oyunlar oynayan takımındaki 5 oyuncuyu buraya çağırmış. Bak düzenine bak senin mısın ve tam da istediğin şeye getirmişsin işi. Kıvama getirmişsin. O yapamamış oyuncu. Bir şey yok. Kalecini niye kurtaramamış diye sormazsın. Kalecini niye kurtaramadı? Bir tane açı var. Ederdi. kurtarılamaz. Pasta yanlış atılır. Top niye oraya geldi diye de soranımız yok. Top niye oraya geldi diye soranımız yok. Hiç hata yapılmasa gol nasıl olacak i̇şte zaten? onu anlatıyorum. E, onu anlatıyorum. <laughs> gol nasıl olacaktı? Hayır, bunu Oyun direkt mesela düşünmek? sen diyorsun ki şu şablonun üzerine direkt e, Tisserand'la veya Erol Bulut'la... E, açıklamak bu keskin ifadeler kullanmak keskin doğru ifade değil. Diyor. Keskin meskin değil. Düşünmeden konuşmak bunun adı. Oyunu o zaman, anlamadan konuşuyor. zaman çoğu hepsi o Arkadaşların de. çoğu hepsi demeyelim. Ha çoğu öyle o zaman. Çoğu düşünmeden zaman. konuşuyor. Burada başka bir şey yapılamaz. Ha burada yapılacak şeyler, seçenekler. Taca vurmak, öne vurmak. Gökhan gönüle verilemez bak, yapılamaz. En doğru iş yapılmış. En doğru iş yapılırken icrada sorun olmuş. Hı. Yani iş doğru. Jürgen Klopp doğru. doğru. Pep Guardiola doğru. Şöyle bakabiliriz. Bayern doğru yapıyor. Cem Bey, doğru oyun diyor Cem Bey. Yorumuna katılıyorum. Bence sorun Tisserant'ta değil, diğer oyuncuların pas opsiyonu oluşturamaması. O bence. da, o da, o da. Tisserand'ın pas açıları bu kadar kapanmışken hatalı pas yapması çok normal. O Ufuk da sesici. doğru, o da doğru. O da doğru. Cem bizler doğru söylüyorlar atmaya başladı ya. O da doğru. Ama böyle okununca, ya analizi böyle yapınca anlarsın. Bizde anali, Ya bu yapılır mı dedi mi herkes de bu yapılır mı diyor. Hakem hata yapar mı? E yapar. E oyuncu yapıyor ona ne diyorsun? Dün ne kadar tartıştık biz burada ya saatlerce. Hakem. Ne, neydi konu? Konu mu neydi? He konu neydi yani zımni olarak konu neydi? Galiba fena... fena... önünü kesiyorlar. E, önünü kesiyorlar. Kim lehine kesiliyordur önü? Beşiktaş ve Fenerbahçe. Aynı yarışın içindeki... Tamam ya. Kesilmiş mi Fenerbahçe? Kesiyor muymuş önünü? Yani bir plan program var mıymış şeyde? Olmuş mu yani? Oluyor muymuş? Ümit Öztürk penaltıyı da vermiş. Vardan da dönmüş. Ya Antalya'nın da beklediği penaltılar yani var. Ne olmuş? Ya o değil konu. Ay tamam anladım. Ya, ekleme baştan yapıyorum Cem abi ya. ya. Devam abi, et. Antalya ile konunun ilgisi tamam. yok. Biz diyoruz ki biz birileri bizi önümüzü kesmeye evet. çalışıyor. Bunlar da yarışmadaki rakiplerimiz. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Antalya konuya dahil mi şampiyonaya? şampiyonlar Dahil değil. Tamam. Peki oluyor muymuş yani? En azından seçeneklerden biri düştü diyebilir miyiz? Ya bundan sonra bu konuda sözcük üretecek insanlar bir gün sonra bak bir gün sonra öyle talihsiz bir şey olmuş ki iki gazetenin başlığı da aynı olmuş. Hürriyet ve milliyet vur başını taşlara ile çıkmış. Bu gazetecilik talihsizliğidir. Pasatası. Bilmez o gazeteyi kim nasıl yapıyor. Hele de herkesin evde olduğu zaman. Aynı başlıkta çıkmışsın bunun gibi. Bilmez insanlar. Aynı başlığı vermişler. Ne olmuş? Şimdi bundan sonraki ilk mağlubiyette tartışmalı hakem kararında aynı cümleleri kuracak mıyız? Kurulacağını ikimiz, ikimiz de biliyoruz. Yüzde yüz eminiz yani. Yüzde yüz. Bak yüzde doksan dokuz nokta dokuz bile demiyorum yani. Hani sıfır nokta bir dahi bırakmadım. Kesin kurulacak. Çünkü başka bir şey değil. Ya anlatamazsın. Şunu anlattın mı anlar bak. Herkes bunu anlatsa Erol Bulut burada dese ki. Maç bunu bunu mu anlatsa? Tabii bak mesela. İbrahim'i aradı İbrahim Menderes. Dedi ki hocam bu pozisyonu savunalım biz dedi. Dedi ki bak orada doğru yapıldı şey yapılıyor dedi. Analize bir Mehmet Yozgatlı, Mehmet Orellio var ya yardımcı Emre Belezoğlu, Volkan. Hocam biz bu pozisyonun arkasında duralım. Bu pozisyon bizi yükseltecek pozisyondur. Böyle çıkmalıyız. Rakibi öne almışız. 5 kişiyi buraya getirmişiz. Pasla çıktığımızda beşe beşle gol ihtimalimiz daha yüksek. Nasıl gol atmışsın? Gördün mü Ferhan'ın attığı golü? 3-4 e, kişiyi çalımla da attı. 3-4 kişi mi? <laughs> Pozisyon içinde kaç tane beyazlı var, görmüyor musunuz ya saymıyorum, bu nasıl bakılıyor izleniyor? Şimdi Golüne bir gelelim mi? Aldı. Bir, iki. Vurmadan dur. Dur 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 vurmadan kalabalık dur. Kalabalık sadece. Kalabalık mı? Say diyorum ya Sayı, bir, Sayısal say bir üç. şeyden. Cuma bir saniye. Say. Say. çok say. üzerine geliyorsun bugün yahu. Bir iki üç dört beş altı, yedi sekiz. Sekizi sayma sekiz birini tutuyor. Yedi. Harika. 7 kişinin arasından golluyorsun. Nasıl oynuyorsun? 5'e 4 diyor kimisi, 6'ya 3 diyor kimisi, 6'ı 3, 1 diyor. Ben bak buradan golluyorsun. Bunu da şimdi beceriyle açıklıyorsun. Öteki de biz doğru savunma oynuyoruz diyor. Ama golü sana yediren şey buradaki yerleşim değil ha. Golü sana yediren şey var takıntılı yedirdi bu golü Antalya'ya. Onu da atlama. Var takıntı mı? Evet. Arkadan al bu pozisyonu golü. Arkadan al. Bak bunları izlemedikleri için meselelere bu gözle. Bekle, bekle, dur. Bak bir az geri gel, geri gel, geri gel. Bak bak 17 numara ne yapıyor olacak? Bak şimdi. Bilmemin hocaya döndük ama. Ellerine <gülüyor> bak, <gülüyor> ellerine bak. Bedeni şu anda bedeni savunma niteliğini yitirdi bak. Ellerine görüyor musun? Anladım gördüm, gördüm. Devam et, devam et. Penaltı olmasın diye. Hemen onun öndekine bak şimdi. Bak evet. onun öndekine bak. Bak eline bak şimdi ne oluyor bak. Bütün beden koordinasyonu gitti oyuncunun. Sırf bu Veysel gol olsun ya. diye oluyor bak. Veysel. O da döndü bak. Beysel de döndü. Hı. Ellerini saklıyor herkes. Hiçbir vücut yani sporcu Spora evet. dair bütün niteliklerini yitiriyor şurada. Niye? Ben topun dirseğe vurduğunda penaltı olacağını nereden bileyim neresine. Çünkü o da bilmiyor ne olduğunu. Ne yapıyor? Herkes kolunu saklıyor. Kollarını ellerini saklamaya başladığında vücut koordinasyonu kayboluyor. Ve golü yiyorsun. İster 7 kişi olsun ister 27 kişi olsun. Sen elini oyunun yani bedenini oyunun dışına çıkartıp orada bir kütleye dönüştürürsen kendini bu golü yersin. İstediğin kadar kalabalık ol. Şimdi bunu da şey zannetmeyelim. Yerleşim hatası ya da yetenek zannetmeyelim. Golü neden olan önemli etmenlerden bir tanesi de bu elimizi kullanma. Sen elini kullanma. Bedeninin bir parçası olarak. Senin koordinasyonunun dengeni sağlayacak bir araç olarak kollarını kullanma çağrısı. İşte vardı, eldi, koldu, değdi, değmedi buna neden oluyor. Bunu, bunu da sevenler var ülkede. Bunu da çok kıymetli bir insan fa. Bak insanı insan olmaktan çıkartıp gol için insanı ortadan kaldırıyorsun. Bırak ya penaltı olsun. De ki eline geldi o topta. Top eline geldi. Kim versin o kararı? Hakem versin. El ile oynamadı ya. Eline gel eski usul yani. Zaten daha fazla gol olsun diye biliyorsun bunların hepsi. E olmuyor. E olsun buralar olmuyor yani. da? E olmuyor da işte. Olsa tamam. O da doğru dilmiş. Yani daha fazla gol olsun iddiası da yanlışmış. Yani bir görüntünün içinde birkaç tane şu görüntüyü analiz etsek, olayı düşünmeye başlasak sorunlarımızı çözeceğiz. Ya gerek yoktu buna diyeceksin. Hakem karar verecek ya. Eline mi şu çattı, eliyle mi oynadı? Bitti. Samat'ta Sisseveti ama toplasan bir e, forvet etmez e, ifadesi vardı. Ona da geleyim de oradan hani hücuma bağlayalım. Ya, yazı ya. Klasik hey, yazdı. Kim yazmış? Kim yazmış? Al, abi de vardı al, galiba. galiba. Toplasan bir forvet etmez. Bir kaleci, bir kaleciden fazlası oluyor bizim ülkede. Üç kişi, bir kişi olmuyor. Nasıl ben bu toplama çıkar? Ülkedeki aritmetiği de anlayamıyorum. Sen anlıyor musun? Kaleci, kaleciden fazlası. Bir kaleciden daha fazlası oluyor Muslera. Ama üç oyuncu da bir, bir oyuncu etmiyor. Bu da bir tuhaf. Paralar da verilmiş, sokağa dökülmüş dolarlarda. Hani birkaç günün yazılarından bak böyle kolaj yapıyorum. Oradan alıyorum, buradan alıyorum, şuradan. Yani peki kime kızıyoruz şimdi? Atamayan oyuncuya mı? Tercih edene mi? Teknik direktöre mi? Zemine mi? Rakip savunmaya mı? Ne ne söylemiş oluyoruz? Cem abi analizlerin mükemmel. O zaman Fenerbahçe'nin verdiği net, Antalyaspor'a verdiği net pozisyonlara ne diyeceksin? Bir şey demeyeyim mi? Fatih Bey. Üçlüye dönüyorsun gol atmak için. O arkada blok oynuyor. Üç tane sonra Gökdeniz, Doğukan, Podolski değil mi? Yani ha, üç yani tane, üç net, tane pozisyon. net pozisyon. Var. E vereceksin. Çünkü ne yapman lazım? o Deminkini de verdin. Ha, golü yediğin pozisyonda da verdin. O yerinden etmen lazım oyun takımı. Rakibi yerinden oynatacaksın. Rakip yerinden oynamıyor. Bak çok güzel bir maç var elimizde. İki hafta önce, iki maç önce, iki maç mı? Bir maç önce miydi Başakşehir Antalya maçı? Bir maç önce miydi? Kafamda karışıyor artık. Geçen hafta ya. ya. Bizim kız da öyle diyoruz. Geçen değil ya değil. hafta dedim bir, bir önceki maç. Bir şey söylüyorum baba dur ya hafta kafalarım hafta karıştı son. diyor. Kafalarım karıştı diyor bizimki. Hafta sonu. Değil mi? İkisi de yerinden kıpırdatmak için herhangi bir hamle yapmadı rakibini. İkisi de dedi ki rakip orada dursun. Ben de durayım. Yani bizde çok sevilen tabirle topu ona bırakarak oynayayım. E var şey işte gene yazılarda da. Tamam Rakibe şey. topu, bırakma. Tamam, rakibe bırakarak. Evet. O rakip dedi ki ben anlıyorum sen oyunu. O da <laughs> dedi ki, ben de olur. oynamıyorum dedi. Biz de televizyonun karşısında koku kuşu gibi oturuyoruz bu. Böyle. böyle bakıyoruz. Ya niye bıraktım topu? Al topu. Top en değerli şey. Al, oyna. Al, oyna. Al. A -a. A -a. İki gün burada bir tane gol anlattım ben. Ee, atılamayan gol, Galatasaray'ın golü Emre Kılıç atılan gol rakibinin attığı golü anlattım, değil mi? Evet. Nasıl o ayak kullanılır? Hani ünlü Mateus çalımı sağ ayak dışı, evet. sağ ayak içi, sol ayak dışı, Sonra sol açık. ayak içi. Aldı e, şey Gökteniz nereye gitti? Daraçı'ya gitti. Nereye gelir normalde? Geniş açıya gelmesi lazım. Niye? Motorik özellikler, bileşik hareketler oturmamış. Aynı şeyi yaptı. Emre Kılıç da bak bak aynı şeyler bunlar. Yürü git üstüne. Pas veremez miydi bu arkadan gelen de pas, pas verilirdi. Artık geç o gol atmaya niyet etmiş o. Geç. Ben mesela Buraya pas dönsen, verirdim. Ya sen pas verirsin. Çünkü sen televizyondan izliyorsun. <laughs> ben olsam ben oraya gidemem zaten. Mesela bak senin yerinde ben olsam ben oraya <laughs> koşamam da Ya ben de gidemem Cem abi ya. İşte pas veririm o televizyonun sana söylettiği bir şey. O çocuk onu büyük ihtimalle görmüyor. Neden görmüyor biliyor musun? O da, o daha zaten Hayır hayır. Bunlara çalışmadıkları <laughs> Olabilir. Çalışsalar benim ezberimde, paralelimde biri, ikisi, üçü, dördü, beşi koşuyor der. City niye ezberle otomatik yapıyor? Sen söylemedin mi Sokrates'teki İlkay Gündoğan ne yapıyor? Herkes kimin nerede olduğunu biliyor. Belli pozisyon yok artık diyor. Belli pozisyon yok. Herkes kimin nerede yani, olduğunu biliyor diyor. diyor, diyor. Yani o şey Numaralar da var orada. 6, 8, 9 buçuk yok değil öyle bir diyor, şey diyor, diyor. diyor. Cem bunları anlatıyor. Onları Hı. okumuyorsun, anlamıyorsun. E, okuduğunu da anlamıyorsun. Bu pozisyonda çocuk orada biri olduğunu bilmiyor. Yani içgüdüsel mi, doğaçlama mı, kendi başına mı? Artık ne dersen de buna. Çünkü bu test edilmiyor bunlar. Hı hı. Ya en azından test ediliyorsa tekrar sayısı az. Mesela bunu 3 idman yapıyorsa tekrar sayısını da az tutuyorsun. O nedenle anlatıyorum. Bre bizde çocuklar 13 yaş altı çocuklar haftada 8 saat, Brezilya'da 36 saat çalışıyorlarmış antrenmanla. Onlar futsal topuyla, bizimkiler abilerinin futbol topuyla oynuyorlarmış. Onlar o nedenle topa daha hakim oyuncular. Sen burada futsal topuyla antrenman yaptıramıyorsun çocuklarına. Top daha futsal daha yapışıyor ya, hareket etmiyor. Daha düşük hareketi var topun. Çocuğun melekesini daha geliştiriyorsun. Hem de süreyi de artırıyorsun. Tekrar sayısını çoğaltıyorsun. Bir arada oynamak kabiliyeti artsın diye onu arkadaşlarıyla daha çok süre tanıyorsun. Senin çocuğun geliyor, bir saat idman yapıyor, haftada iki gün yapıyor, çekiyor, gidiyor. Üç oyuncunun bir oyuncu etmediğini savunanlar, Papissi senin geçen sezon Sörlot'tan sonra en fazla gol atan oyuncu olduğunu unutuyorlar demiş. Orhan Çelidoğlu, tam Doğan. Ya o da Papissi saydı. Çok güzel de bak, Papissi atmadı o golleri. Onları Papissi atmadı. Rakip yedi diyeceksin değil mi Biz Bizim ülkeye de o golleri. Bak bu sene yemiyoruz, E Bak bu iyi bir şey ama. Papi size geçen seneki golleri bu sene atamıyorsa bu da iyi bir şey. Demek ki bir şey öğrenmişiz. En azından Papi size gol attırmıyoruz Peki. yani. Geçen seneki kadar şey değil. Cem Dizdar, yorumlarınızın çoğunda en fikiriz. Olmadığı bölümleri tartışalım ki benim de kafam açık. Ama 26 maçta 26 tane merkezden hücum, 2'ye 1, duran top organizasyonu yapamayan bir takımın evet. hocasını eleştirmenizi beklerdim. Evet, eleştirdim. Ama eleştirmediniz. Ne yapayım eleştirimi? Herkes eleştirmiş zaten. Birisi de dışarıda dursun ülkede ya. Eleştiri Ya biri de dışarıda dursun ülkede. Hakem, e sen de onu eleştir. Dışarıda kalalım. Oyunu anlamaya çalışıyorum ben. Duran toplara kim kullanıyordu bu, maça, bu maçlara kadar, mesut gelene kadar Fenerbahçede. Kornerler ve e, işte kenar. Caner. Mesela sor bunu niye? İyi kesiyor. Kaç diye. tane pozisyonda sosa topa vurmadım? Yani olduğuz tamam. dönemlerde hiç topun başına dahi gelmedi. Tabii kesiyor diye. Bunu sor mesela niye? Nasıl oluyor? Caner iyi kesiyor böyle. Kavisli. Kesmiyor diyor ya. Arkadaş diyor ki, duran top organizasyonu yok diyor. Hı. Kesemiyor diyor yani. Siz, hepiniz bak inandınız. Caner çok iyi kesiyor. Ya kesiyor da top, ya onun yaptığı belli ki topa vurmakmış. Topun indiği yerdeki işlerin koordine edilmesi, oradaki işlerin organize edilmesi ya da rakibin şaşırtılması. Şimdi sen Caner gibi bir oyuncu orta yapıyor, korner atmaya gidiyor. Beşiktaş'ta da öyle. Sağdan, soldan korner atardı bak. Sağdan, soldan ya, korner. Yoğun baskı der denirdi hatta ona. Hayır, korner, korner. Tamam, bak, korner bak, atıyor. Bas... Yoğun baskı değil ya. Yani. de baskıyla kazanıyorsun ya. Durup dururken korner'e çıkmıyor. O anlamda baskı deniliyordu ya. Ya bunlar benim ya, tabirlerim ha, değil. anlatmıyorum tamam. sen başka bir şey getirmeye çalışıyorsun. O değil. Ters taraftan korner atıyor. Tamam. Topu stoper kafayla vuruyor. Caner'in alanı bomboş kalıyordu. Diyordum ki ya yani niye böyle oluyor? Yani niye Caner bek olan, sol bek olan ta bu sağ köşeden oraya niye koşmak zorunda? Takımı da çapraz yararak, oyunu da darmadağın ederek niye oraya koşmak zorunda bırakıyorsun? Bu takımda, koca takımda bu ortayı bu taraftan hadi oradan yaptır. Buradan yapacak kimse yok mu? O da diyor ki işte sol ayak içi içeriye kavisli atıyor. Peki ters taraftan nasıl atıyor? Dışarıdan geliyordu topların bazıları da. Dışarıdan içeri tamam. geliyor. giriyor. Yani demek ki bizim ihtiyacımız olan şey bir mutluğa bağlanmak yerine çeşitlemeyi artırmak. Caner iyi futbolcu mu? Elbette iyi futbolcu. Bunca yıldır ligde oynayan bir futbolcu, kötü futbolcu değil, değil mi? Ancak onun yapabildiği sınırlı sayıda şeye bağlı kalmak arkadaşlara bunu söyletiyor. Sen diyorsun ki iyi keskin orta yapıyor. Arkadaşlar diyor ki hiçbir organizasyonu yoktu takımın diyor. Ben de diyorum ki bak bütün ortaları ona yaptırıyordun. Serbest vuruşları ona attırıyordun. Aynılarını şey yapıyordu. Alex de Souza yapıyordu. Her topun başına o geliyordu. Atıyor muydu? Atıyordu. Nobre'yle, David'le, onla, bunla geriden geliyordu. Edu, Lugano kim varsa. Neyi anlatıyordu o sana? E, topa vuranla değil. Topun gittiği yerle, yerlerde ne olduğunu anlatıyor. Tamam. O da ona göre, öbürüne göre, oraya diğer gelene göre o vuruş biçimini değiştiriyor. Galatasaray'da da Ömer oyuncu Ömer Bayram kullanıyor değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani sol olur. ki daha hani sert vurmayı. Ya o kadar adam var niye Ömer vurmaya. kullanıyor diye de tartışılıyordu da önce. o nedenle ya, söylüyor. İçeri atlıyor hani böyle bizde şöyle anlatılır ya elini tersiyle böyle vurana. İçeri atsa yani kene alalım. işte orada karambol olur herhalde. Onlara hesap ediyorlardı. Cem abi. Erol Bulut ayağına gelen her topu ezen Samat Dayı 80 dakika oynattı. Takımın en formda oyuncuları Tiam Valencia sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 100 dakika top oynamayan 35'lik sizse kurtarıcı olmaya girdi. Tamam Tisserand'ın pası doğru olsun senin dediğin gibi. Bu maç Erol Bulut'a nasıl yazmaz abi diye soruyor. Barış Efe adlı genç kardeşimiz. Hmm. Evet dur aklıma Mehmet Ayan bir şey attı doğru. Pelkas değilmiş bakasa tasmış o puanları alanlar. Ne puan. Hani 12 puan aldı dedim ya. Doğru sabah onu okudum. Pelkas değil. Ha, spor haberi. Evet Trabzonspor yaz, yazılırken ha. fanatikte yazıyormuş. 12 puanı Bakasitas aldı diye. Kaleci Uğurcan kaç tane gol kurtardı? Doğru doğru. doğru. Ben de aklımda bak birden kafa karışıyor. Bakasitas o kadar ya. aldıysa Uğurcan o zaman dikkat almış. Doğru doğru Pelkas değildi. Bakasitas geldi bu kadar puan aldı. Kaleci de şey Uğurcan. Ben yani Bu maçta bile kaç tane maçın başında kaç tane çıkardı? Tabii canım. Şimdi bir daha okusana ya. Da şey bu Mehmet okurken aldım Mehmet Okur. Genç kardeş genç kardeşimiz Hı -hı. diyoruz yani izleyicimiz diyelim Barış Efe. Cem abi. Erol Bulut ayağına gelen her topu ezen dayı 80 dakika oynattı. Hı -hı. Takımın en formda oyuncuları Tiam ve Valencia oyuna sonradan dahil oldu. Toplam 100 dakika oynamayan sizse kurtarıcı olmaya girdi. Tamam. Tiserant'ın pası doğru olsun. Senin dediğin gibi. Bu maç Tabii, Erol Bulut'a doğru değil ya. Bu maç Erol Stip doğru dedim. Ben, abi, bu dedim. maç Erol Bulut'a nasıl yazmaz? Yazsın ya yazsın yani bana ne? E, kazanırken de yazdırsaydın ya Trabzon maçını da yazdırsaydın. Son dakikada Trabzon atsa beraber onu niye yazdırmadınız? O Perşembe günü. Çünkü haber Bu arkadaşımız abi. kaç yaşında görünüyor? Ben sana söyleyeyim abi. Genç genç. Genç değil mi? Maşallah <laughs> genç bir Bak, kardeşimiz. Ülkenin en tecrübeli gazetecilerinden Faik Çetiner okuyorum. Hı. Tiam, Sisse ve Samat Dayı toplasan bir golcü yaratamazsın. Arkadaşımız kimleri formda görüyor? E, Tiam'la şey e, bir dakika ya. Yaşlanıyorum artık Valencia. Valencia'yı. Tiam, Sisse, Samat da Valencia'yı dışarıda bırak. Üçünden bir tane golcü bulamıyor. Faik Çetinar onca yılın gazetecisi. Arkadaş iki tane forumda adam buluyor. Demek ki bir sorunumuz var. Futbol bizim. öyle oynanmıyor ki artık. E biz de onu anlatıyoruz. Anlatmaya çalıştığımız futbolun nasıl oynanması gerektiği Hı. yolunda. Arkadaşlar sonucu değerlendirmek istiyorlar. Hakem kar Mesela O el kol işleri var ya elleri bağlama işleri. Golde Fenerbahçe golü. Şu, şu, şekilde. Onu çok az insan onlarla ilgileniyor biliyor musun bu ülkede? Ancak benim gibi böyle yarım akılların ilgilendiği şeyler bunlar yani. Yani onun o gole neden olan şeyin onlar olduğunu o ayrıntılar olduğunu fark etmiyor. O kollarını bağlamasa ayağını açacak. Açamıyor ayağını kolunu bağladığı için. Ayağını açacak uzatacak önüne. Belki ayağına çarpacak. O şeyin Gökdeniz'in evet. pozisyonunda Salah'a nasıl ayağını uzattı? Çünkü kolları oyunun içinde evet. koşarak geliyor. Elleriyle geliyor. Ayağını uzattı topuk çıkardı. Orada yapamıyor. Mesela bu ayrıntıyı önemsiz... Sen gol olduğu için şimdi gol oldu bitti. Üç kişiyi çalımladı attı. Kaç kişi diyorum. Bak kimse onları saymıyor. Yani yedi kişinin arasından gol atıyor. Bu da ülkenin en iyi savunma yapan takımı diyorsun. O da yetmiyor. Kol bağlamayı. Ya bu ayrıntıları görmezsen et sonunda diyorsun ki ya bu Pep Guardiola her ayrıntıya çalışıyor. Jürgen Klopp her ayrıntıya çalışıyor. Biz de her ayrıntıya çalışalım diyoruz. Bir şey demiyoruz ki. Bunlar sonunda da yanlış şeyler değiller. Bunların hiçbiri yanlış değil. Yapılmaya çalışılan şey doğru. Yapımında sorun var. Yapımında sorun var diyorum. Bunu Erol Bulut'a yazdır. Eyaz Kov gitsin ne yapayım yani? Kokuya yazdın, ona yazdın. Hayır şimdi buna baktığın Ersun zaman hangi Yalan... teknik adam tek ya. yönlü. Değil. Puan durumuna bakıyorsun. Hangi teknik ya. adam çok yönlü ya. ben anlamayacağım. Bu ay, maçı kazanacak, bu maçı kazanacak teknik adam kazanabilirdi yani. Podolski atsa, Gökteniz atsa, Doğukan Sinik atsa bu maçı kazanıyor muydu? Evet. O teknik adamda da iş yok dedin, gönderdin. sen çağırmıştın. Haliyle konu bu değil. Yani konu bir teknik adam konusu değil. Ya. Konu ülkedeki anlayış ülkedeki tartışma biçimi ülkede oyunu kavrama gayretinin kendisi sorun. Yoksa yanlış yapar, doğru yapar. Onu oynatmaz, bunu oynatır. Bir şey değil ki. Bak hiç uzağa gitme. Bak o UEFA'daki yerine, bak FIFA'daki yerine olsun bitsin. Dert etme bunlar. Bunlar çok bu açıdan keder edilecek şeyler değiller. Bu kadar para harcıyorsun olsun. Bak bu kadar para harcadın. Tistiam sizse samatta bir de Valencia. E işe yaramaz diyorsun. Sen söylüyorsun. Tisteran para harcıyorsun. işe yaramaz diyorsun. Belanda Feguli. işe yaramaz diyorsun. Yaramaz diyorsun. Bu kadar para harcadıktan sonra söylüyorsun bütün bunları. Yani yanlış olan çok şey var. Ya bir şey olsa düzeltiriz. Yanlış olan çok şey, düzeltilmesi gereken çok şey var. Ve bütün her hafta maçların bize anlattığı şeylerden uzaklaşmayalım. Maçlar bize her hafta düzeltmemiz gereken şeyleri anlatıyor. Biz de bir kişiyi düzeltmeye çalışıyoruz sürekli. Yani bir kişi değil de 3-4 kişi işte. Peki. İki yardımcı, bir ortada koşan bir de vardaki birkaç kişi. Bak hakemler belli olmuş canım abi. Olsun. Beşiktaş, Gaziantep, Mete Kalkavan, Galatasaray, Sivas Spor, Alişan Salam, Konya Spor, Fenerbahçe, Fırat Aydın Ne önemi var bunun? Bence... Bunu öğrendi şimdi. Ben, ben, bunu ben, ben öğrendi. bir önemi yok. Ya, Bence ülke yok. bunu öğrendi şu dakikada ha. öğrendi. Ne önemi var şimdi? Hepimiz için önemi ne? Şu şu maç değerlendirmesi yaptığımız şeyin daha üzerine Ahir, çıkıyor hayır, mu? Hayır, hayır, hiç alakası Niye biz bunları son gün, maç günü açıklamıyoruz? Ne ne ya zararı ne olur bunun? Onu anlayamıyorum ben. Yani. Önce yani kimse bilmesin maça mı çıksınlar diyorsun? He. O gün bir al biletlerini söyle işte Fırat Aydınus. Ali Şans alan Mete Kalkalan. Ekipler hmm. belli, biletler belli, rezervasyon belli. Al böyle giderken sabahdaki şunu şu yöne çık. Bu ne Konu ne burada? Yani niye bunu biz üç gün bu çocuklara telefon kapattırıyoruz bu insanlara? Fırat artık çocuğu geçmiştir. Niye telefon kapatacaklar şimdi? Bu o güne kadar telefon kapatacaklar. Dünyayla ilişkileri kesiliyor yani. Bir adada yaşıyorlar. Şimdi İnsan bunlar ma ya bırak uğraşma. Bak Hatay gene sen yapıyorsun ha. Hakem değil yani. Yani pası atamayan senin oyuncun gene. golü atamayan Yine senin oyuncun. Yine yüzlerce hakem mesajı var. Ya vardır da işte o Mesut niye golü atamadı? Tisanan niye pası atamadı? Biz Podos niye öne niye çıkamadık? Kodoski niye atamadı? Niye atamadı. Yani. Doğukan niye Ya bunları konuşmak istemiyorsun. O penaltı mı? Bu offside mi? Şurası. Tamam o da olsun. Tartış yani. yani benim konum. Ama bak ben bunlar iyileştirilir diyorum. Hı -hı. Antrenmanla iyileştirilir. Ama sen oraya yaklaşmak istemiyorsun. Bir müzisyen bizim oralardan bir müzisyen Cengiz Yurtsever'in mesajı var da klarnet çalar o klarnetçi. E, Selamlar bizi de izliyormuş. E, her gün kaçırmadan tek izlediğim programsınız. E, ağzınıza sağlık. Online çalışalım. Cem Bey'in klarnetine de bir ara bakalım diyor. Bakalım. E, selamları var. İletin. Bir, bir Bursa bir ordu. Bir Özdemir işi. Çok eski bir klarnetim var. Onun, tamir ettim onun bir maşası. Kırık kaldı sarıydı sarı lehim yapmak gerekiyor o lehim makinesini bulamadığım için yapamadım bir tane maşa <laughs> diğeri fena değil yani Bursa işi olan Ramazan kor metal klarnetçiyim ben yani peki ee, iyi çalsaydım bir tane e, şey abonos klarnet almaya heves etmiştim ama çalamayınca uzay aracı almaya gerek yok Onlar da <laughs> ustalara kalsın ben e, ileteceğim ...o klarnet konusunda destek vermek istiyor sana. Çok iyi olur. Ee, çok da memnun Tamam. Olur. Saygılarımızı Hatta iki kişiyiz. İkimize bizim Bülent Demir de yeni bir klarnet. Öyle değildi. mi? Evet. O da işte... ...ben beklerini söyledim onun. Hani şu beki kullanırsan iyi olur. Bu şeyi aşağı tarafı yani... ...aksamı klavye olarak kullan ama bek önemlidir. Bek ve kamış klarnet de önemlidir dedim. Bildiğim kadarıyla yani o kadar kadarıyla. Çalışalım. Ah. Da Bize de iyi gelir yani. Cem abi Kadıköy'de 19 puan bıraktı. Bununla ilgili... Ekstradan yoruma gerek yok. Mesut sakatlandı. Geçmiş şey olsun diyelim o, o kötü Mesut özüyle. Çok kötü. Ha, o anlaş anlaşılıyor zaten. Orada koşarken görülmedi de o ağır çekimde insanın böyle hani şu çekiliyorsun İlk yani, yani. irkiliyorsun. Peki. O zaman bize karşı farklı oynuyorları verelim. Hürriyet gazetesi o haberle ilgili bir yorum alalım. Daha sonra teknik adamların açıklamasını sorarız ve Kasımpaşa Trabzonspor maçına geçeriz. Ee, bize karşı farklı oynuyorlar. Evet. Fenerbahçeli Samatta'dan diğer takımlar için çarpıcı iddia. Tanzanyalı futbolcu taraftarlara seslenerek biz inanıyoruz onlar da inansın dedi. Rakiplerimizin konsantrasyonu hep yüksek oluyor. Bunu zaman zaman bazı futbolculardan duyuyoruz Cem abi. Konsantrasyon işine sen senin yorumun ne merak ettim. Ya şimdi kızıyoruz da bizde işte yıkmak zorunda olduğumuz inanç şu. Olsa daha doğru olur. Bize karşı farklı oynuyorlar değil mi? Ne diyorsun? Kapalı oynuyorlar demek istiyor. Nazikçe söylüyor. Evet. Yani arkada blok oluyorlar. Şimdi arkada blok olan takımların şöyle bir derdi oluyor. Yani bunu biz kendimiz için düşünelim. O bize söylemiş olmasın. Tanzanyalı futbolcu taraftarlara seslenmiş. Biz inanıyoruz. E inanın onlar da inanıyordur. Bu, bu sorununu çözmez. Yani inanmak sorununu çözmez. İnanmak sorununa yardım eder. Sorun pas kalitesinde, koşu mesafesinde istatistikçi arkadaşlar baksınlar. Dün bir teknik adamla konuşuyoruz. Ülkedeki sprint sayılarını, sprint mesafelerini ölçsünler dedi. Sprint atılmıyor ülkede dedi. Bir sprint atsa takımların yarısından fazlası dedi şey olur. Ee, sakatlanır oyunculardan dedi. Takımların yarısından fazlası şey revire kalkar dedi. Atamıyorlar Ay, diyor. Atamıyor değil mi? çünkü hani o patlama diyor ya koşuda. Hı. Patlama, patlamalı koşu, patlayan koşu. Onlar bizde az. Şimdi bu goller niye atılamadı? Mesela Antalya o golleri niye atamadı? Az tekrar yapmış derim ben direkt. Fenerbahçe için Yani ay. hücum et, doğru hücum etme bilgin olsa o rakibin bak rakibi kaptırmak için bir şey çıkmışsın. Gitmişsin oraya 5 kişi basmışsın, alanı kapatmışsın, onu hataya zorlamışsın. Aldın, vurdun, attın. Atan kim? Aynı hatayı yapan oyuncu. Doğru. Freddy aldı, <laughs> Mesut'a attı. Mesut da boş kaleye atabilirdi topu. Ne ne lazım? savunma oturtacağım diye anlattığın şeyle bizi oyalama. Ve kaybedilen 19 puan da bunun içinde değil mi? <laughs> Kadıköy'de 19 puan bıraktı ya Fenerbahçe. O yüzden kızıyor taraftarlar. Biz kendi evimizde en azından 3-4 puan kaybetseydik şu an kaç puan farklı öndeydik diye. Yani alamıyorsun ki rakip çıkmıyor diyor oyuncuyu benim benim anladım. Hayır şey... hayır tabii oyuncu öyle diyor. Oyuncu diyor ki rakip gelmiyor bize gelince burada kapanıyorlar biz de bunlara atabiliyoruz diyor. Oyuncu bir şey söylemiyor ki oyuncu durumu tespit etmek tamam. tamam. Ya yani Podolski'nin dün söylediğini söylüyor. Podolski risk alalım dedi. Aldın mı risk? Aldı. Nasıl? Eski yani Başakşehir maçına göre risk almadı mı? Başakşehir maçına göre. Ya Başak Şehir, şey yok. Başakşehir oynamadı ki sana hayır, sen. Hayır, son oynamadı. maça göre söylüyor Burada ya Podolski. Fenerbahçe oynamaya, maçı kazanmaya çalışıyor. Sen de ona karşı bir planın var Yüzde seksen oyunun bizde diyor. Öyle şeyler söylüyor. Şu verelim şu teknik adamları. Net bir penaltı hakem nasıl izledi? Planımız tuttu bir verelim teknik adamları. Fanatik Milliyet, tekrar fanatik. E, net bir penaltı Şuraya da rica edelim. Erol Bulut Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitleme fırsatını kullanamadıklarını söyledi. Bulut iptal edilen penaltı ile ilgili olarak Hakem Vard'a nasıl izledi bilmiyorum ama ben izledim. Net penaltı dedi. Milliyet'te de aynı şekilde net bir penaltı vurgusu var. Aynı şekilde aldık ama orada da aynı. Planımız tuttu da Ersun Yanal'ın. Onu da ekrana getirelim. Planımız tuttu. Antalya Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal oyunu rakibe kabul ettirmeyi ve istediğimiz noktaya getirmeyi hedefledik. Bunu maçın %80'lik bölümünde yaptık. Bininci gol ve uzun yenilmezlik serisiyle farklı bir gün oldu demiş. Haberi de vermiş olduk. Buyurucam abi. Evet, planımız tuttu. Ne diyor planımızın tuttuğunun sonunda? Diyor ki, sorunun cevabı diyor. Bizim nasıl oynadığımız sorunun cevabı çok basit diyor Arsenal'a. Hmm. Kazanmak için takımların özellikler analiz edilir ve bakılır hem kendi takımım hem rakip takım neler yapabileceğim. O tarzı futbol takımımıza kazandırırsınız. Doğru. Tarzımızı kazandırırız. Doğru. Biz de kazanmak için savunma yaptırmayı ve rakipleri bu savunma karşısında çözmeye öğretmeye çalışıyoruz diyor. Hı. Evet. E çözdün İş işte yatsana kazansana maçı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Niye ama işte bak mesele bulduğum pozisyonları değerlendiremedik hiçbir şey anlatmaz. Bulduğun pozisyonu niye değerlendiremedin? Aynısını orada değerlendiremedin. futbolcu atamadı diyecek mesela. Peki niye atamadı işte futbolcu? Sorun o bak futbolcu atamadı diyecek değil. Futbolcu niye atamadı? Biz onu arıyoruz. Bu futbolcu bu topu o işlerin arasından içeriye nasıl neden gönderemiyor? Sen çünkü futbolcuya ne diyorsun? Gel bir savunma yapıyoruz diyorsun. Sen Nerede mesela... yapıyorsun bu savunmayı? Uğur Meleke çok güzel yazmış. Senin söylediğin şekilde gerçekten açıklanacağını, maçın ardından böyle konuşulacağını düşünüyor musun Cemal? Ya ben kendim konuşuyorum ister konuşur ister konuşmaz ben ne yapayım. Hayır, Bak bu ya. melek ediyor ki. Antalya Spor Kadıköy'e 11 maçlık yenilmez serisi yenilmezlik serisiyle çıktı. Üstelik bu süreçte sadece 5 gol yemişlerdi. Hı -hı. Oyun tanımları net. Geride 4 artı 5 blok halinde son derece bütüncül duruyorlar. 4 artı 5 blok duran bir takım koşarken Göktemiz ya benim sağımda da biri vardır diye düşünür mü? Doğru güzel yer. Doğru. Koşuyorsun sen televizyondan gördüğün için atsana sağ diyorsun. Evet, atsa atsana. gol olacak diyorsun. E sen evet. televizyondan görüyorsun. O koşarken onu görmüyor. Çünkü o test test doğru o. doğru aynı. Anladın mı? Yani bizde bir savunma diye bir şey anlatılıyor sürekli. Hı. Ya savunma yapma diyen olabilir mi? Futbolda kendinizi savunmayın. Bırakın ya hep sadece öne. Böyle bir şey olur mu? Takım savunması diye anlatanlara bir sorsak ya takım hücumu ne? Peki niye gittin 5 kişi ön tarafa o zaman? Golde 5 kişi hı. gitmişsin. O da diyeceksin ki benim planımın parçası. Peki diyeceksin. Peki bu plan niye sürekli kılınmaz? Yani niye 96-98 dakika içinde 3 andır bu? Hı hı. Niye 2 andır? Niye burada beklersin? Çünkü rakibi oynatacağız, kaptığımız topla gideceğiz. Peki bu hücum planı mı? Yok hücum planı mı bu? ya? Yani yakaladım. O bir hata yaptı. Ben de yakaladım, attım. O bir hata yaptı. Yakaladım. Çocuk koştu, gitti, attı. Vurdu, attı. Bu bu hücum planı mı bu? Bu çocuk gelişir mi? O şekilde gelişme. Bu sporcular olabilir. gelişir, yükselir. Bu sporcular 10 milyonluk, 15 milyonluk, 25 milyonluk sporcular olurlar mı bu oyuncu? Bu stoperler olurlar mı 15 milyonluk stoper? Şöyle der mi birisi? Ya bunlar acayip savunma yapıyorlar. Şu stoperleri alalım. Ozan Kabak, Şalke nerede? Demezcim abi. Nereye gitti Şalke'den? Liverpool. Nerede Şalke şeyde? Niye öyle alıyor? Niye o, o, bir şey görüyor onda değil mi? Potansiyel. Sen de bunu görür mü? Alır mı sendeki oyuncuyu? Olmaz. Podolski gol kralı mı? <laughs> Almanya'da gol kralı. Attı mı? Atamadı. Sisi olsa atar mıydı? Atardı. E oldu mu şimdi? ya yani böyle tartışma yapamayız ki. Peki. Böyle tartışma yapamayız. Böyle oyunumuzu geliştiremeyiz. Böyle oyun üzerine düşünemeyiz. Oyun üzerine düşünme, hayat üzerine düşünme diye bir şey var. Çocuğunun üzerine düşünmek kadar naif, zarif, zorunlu bir durum oyun üzerinde. Çıkıyor. Zorunlu bu. Bu ülkenin zorunluluğu bu. Biz istiyoruz ki bak neymiş? O efacılar gelmiş, ya. geldiler. Bize ne anlattılar? Dediler ki siz... Kendinize e, gelin. He, ya, biz Şampiyonlar Ligi formatını değiştiriyoruz. Ta takım sayısını artıracağız. Sen, biz de dedik ki ya tamam artırın ama bizden bir ikisini alın çünkü biz çok büyük potansiyelimiz var, çok güzel statlarımız var, çok da geniş bir ülkeyiz. Oyun ilgisi bizim aç istersen şeyi e, trendi topik listesi olan kuşu, kuşa bak biz zaten sabah akşam futbol konuşuyoruz. Başka bir şey konuşmuyoruz. Futbol mu? Ama şöyle futbol, futbol konuşuyorsun. Bak, bak liste Ya bak listeye <laughs> futbolcu gitsin, istifa, kol. Sen kimsin, neden doğdun? Sen ya anket ne... yapılıyormuş, en fazla katılım bizim ülkedenmiş zaten. Bunu anlatıyorum Hı. ya. Şey, diyorsun ki UEfacı ya bak arkadaş biz bu topla yatıyoruz kalkıyoruz. Oynamayı her ne kadar bilmiyorsak da, tamam yani bu topu oynatmayı, kendimizi oynamayı bilmiyorsak da bununla yatıp kalkıyoruz. Sen bizi bu yarışmaya al. Bizim çünkü sana katkımız çok olur. Doğru. Katkımız çok olur. İngiliz ne diyor? Biz Sen de... benden dört alıyorsun diyor. Kaç istiyor? Yedi ver bana diyor. Bütün dünya beni seyrediyor ya. Sen ne yapıyorsun diyor. Ben bütün dünyanın en özel oyuncularını ben topluyorum Premier Lig'e e diyor. Evet. Hocalarını getiriyorum. Benden de yedi al o zaman diyor. Şimdi sa o sana ne diyor? Ya ben sana bir projeksiyon yaptım. Sen bilmem farkında mısın? Diyor. Sen şu anda bir 13. sıradasın bizde diyor. Bizde görünmenin o diyor. Bir sene sonra 17. iki sene sonra o 21. sıraya ineceksin diyor. Senin bir an önce bu yukarıya çıkman lazım diyor. Şu oyunlar, şu anlatı, rakibi şöyle analiz ettik, takım savunmasını böyle oturttuk, şunu da şöyle yaptık. Çıkartır mı seni 21'den? O ilk ona sokar mı? Sokmayacağını biliyoruz. Peki o zaman bu anlayışla mücadele edelim mi hep birlikte? Edelim. Niye bunu kendimiz için mi istiyoruz? Öbür bunu anlatana garizimiz olduğu için hayır, mi istiyoruz? Hayır. Ülkemizin çoluğu, çocuğu, takımı, çimeni, kuşu, çatısı, duvarı, stadyumun kapısı, antrenman sahası, kalenin direği, filesi için istemiyor muyuz biz bunu? Doğru. Ya bizim... Ötekilerden ne düşüktüğümüz var ya. Biz birbirimizi... İspanyollardan, yok, yok İtalyanlardan, da... efendim Almanlardan, Fransızlardan niye biz bu konuları hak etmediğimizi düşünüyoruz? Bir, birbirimizi beraber yükseltmeliyiz diye bakmazsa kulüpler aynı zamanda. Bakalım işte bunu söyleyen buradaki kardeş, buradaki abi, birçoğuna göre abi, birisine göre kardeş. Ya birlikte yükselmek için daha iyi oynamamız gerekiyor. Yanlış oynuyoruz diyorum. Yanlış Birbirimizi birimizi yenmemiz yetmez. Birbirimizi yendikçe aşağı gidiyoruz. 2024'te 21. sıraya inecekmişiz projeksiyona göre. O listede yenme yetmez birbirimizi yenmemiz. Artık bunu görelim yani. Yetmez birbirimizi yenmemiz. Projeksiyon yapıyorlar. Bizim durumumuzu bizden evet. önce söylüyorlar. Biz de hala bizden birini ikisini içeri al diyorlar. O birini birisini içeri alsalar burada kıyamet kopuyor. Hakem 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 hakem. Bunları hakim, konuşa 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 geriliyorsun. Geliştirici hiçbir detay. Doğru şeyler yapılıyor. Çocuk pası doğru atmaya çalışıyor. Atamıyor. Onun O gitsin, hocası da gitsin. Galatasaray yaş ortalamasını düşürüyor. E çok doğru şeyler yapılıyor yani. Bunlar bak diyorlar ya bu hiç doğru bir şey söylüyor. Söylüyorum işte ya. Yaş ortalaması. Ama yaş ortalamasını kiralıkla düşürüyorsun. Kiraladığınlarını da düşürüyorsun. Sen de oynayamayan kiralıyorsun. geri getiriyorsun. Sen de oyn oynuyor oynuyor seni bir yere getiriyor. Gönderiyorsun orada bakıyorsun takıma giremiyor. O da sana bir şey anlatsın gezdirdiğim ülkeni alıp getirdiğin oyuncular oralarda kendi ülkelerinde gittikleri yerlerde takımlara giremiyorlar. Bu senin oyununu anlatır. Senin oyununun cılızlığını, bedeninin, cüssesinin zayıflığını anlatır. Sen Bil hasta senin oyunun, hasta bunu iyileştir tedavi Bil edelim diyor. Bilgiyi diyorum. öne çıkarmazsan, tedavi kültürü edelim. değiştirmezsen onu şampiyon yapacaklar, bizi yapmayacaklar. Her takım özellikle daha fazla kitlelere ulaşan takımların ee, ve taraftarlarının mesleği ne olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu şekilde baktığı ve devamlı bunu öne çıkardığı bir ortamda ki diğer detayları sen saydın bir sürü detay var. O dediğinin olma olasılığı maalesef çok düşük. Umarım sen ve senin yani gibi söyleyenler artar. Yani bunun başka bir yolu yani. yok. Yani. Şimdi sesimizi düşürüyoruz, sesi duyamıyoruz diyorlar. Sesimizi yükseltiyoruz, adam her şeyle kavga ediyor, boğuşuyor diyorsun. Ya mücadele etmen lazım. Olumsuzlukla mücadele etmezsen düzeltemezsin Hani bana diyorlar ki birçok adam var. Bağırmıyorum bir şey yok. yok ya ya olumsuzluk hepinizin gözü önünde. De, görmemek değil için değil bu kadar değil gözünüzü değil kapatmayın değil ya. Değil gözünüzü açın. Gözlük numaramızı değiştirin. Açın görün. Görünüyor bu. Ya inanmayın ya. Bir takımın hocası maç kaybederse, bir takımın hocası maç kaybederse kovulurmuş. İnanmayın ya. Başka takım onu alacak ya. İnanmayın. Alacak tabii. İnanmayın ya buna. In... Orada değil de orada oynayacak. Orada Mesut Bakkal kaçıncı takımında ya? Evet, çok fazla takımda. Tamam. Ne kaçıncı takım? Ya ligde de kalır mı? Kalır. Ne anlatır sana? Başka hoca gelse biz e, 19 puan kaybetmezdik. Ne olur düşüncesini... düşmüştün ya geçen sene ne fark eder? Düştün çıktın. Bir e, düşen bir sürü takımı bak, bak tam senlik o. mesaj var. Silimani golcü değil. Frey golcü değil. Samatta golcü değil. Tiam golcü değil. Peki senin oynadığın oyun futbol mu? 90 dakika boyunca ceza sahasına gelen top sayısı kaç hiç sayan oldu mu diyor Erdem Bey'de. Doğru hocam işte bu kadar ya. Yani çok e, kolay çözülecek şeyler. Çok kolay ee, çözülecek işler çok kolay çözülecek işleri zor kendi e, münakaşalarımızla bak bunlar tartışma değil çoğu münakaşalarımızla çözümsüz hale getiriyoruz münakaşa etmeyelim sorunumuzu çözelim ya mümkünse diğer takımın sorununu çözelim ya rakibin sorununu çözelim mümkünse elimizden geliyorsa bak yanlış oynuyorsun ha onu öyle yapma diyelim ya bir şey yok o da bizi yenmeye çalışsın ki güçlenelim böyle güçlenir insanlar. Aynen öyle. Böyle güçlenir takımlar. Ülke böyle güçlenir ya. Yani herkes gitsin küme düşsün bir tek ben şampiyon olayım da olmaz bu iş. Ya bu Yeşilyurt e, kadın oleybol takımının yaş şartı 19'muş. Onlar da finale yükseldi galiba. Şimdi aklıma geldi şu yaş yaş deyince. Cem abi ekleyeceğim var mı? Kasımpaşa-Trabzonspor maçının üstüne gideceğim. Unuttuğumuz Yo, var mı? Yani ne bileyim. Unuttuğumuz ne olabilir? E i̇şte oyun Naldo çıkınca bir değişti Fenerbahçe lehine. 77'den sonra daha iyi oldu. Yani e, o, onu bir not alalım bir yere. Tamam. İşte bu üçlü savunma bir sıkıntı yaratıyormuş gördük. Onu az tecrübe etmişler. Yani o biraz daha tecrübe etmek lazım oynamak için. Ha. Efendime söyleyeyim daha başka bir şey gördük mü? Hmm, kol bağlamayı anlatmışız. Mesut'u anlatmışız. Ha, bak önde top kaptırma kaygısı demişim. Atak sürekliliği ve çeşitliliğini zorluyor. Bak Fenerbahçe ilk devre niye hücum edemedi? Çok zengin değildi hücumda. Kaptırırsam çıkar, kaptırırsam çıkar, kaptırırsam çıkar. Endişe. O da çünkü hani Ersun Yanal rakibi analiz ediyor ve ona göre oynuyoruz diyor ya, o da bir analiz ediyor. O kaygı, o kaygı onu. City'de o yok işte. Dakika 80, oyuncu değiştirmiyor. Tek oyuncu. 82'de bir tek oyuncu değiştiriyor. Demiyor ki benim 6, 5 oyuncu, 6 oyuncu, 9 oyuncu, 12 oyuncu, 24 oyuncu hakkım var demiyor. O oyundan emin olduğu için o neyse onu o ezberini dayatıyor ve sürekli dikte ediyor rakibine. Yani biz de bu alanı zorlamalıyız. Yani benim bildiğim o. Yani kaybedersen de kaybedersen ona yapacak bir şey yok. Doğru. Kasımpaşa Trabzonspor maçının üstüne gidelim hadi. Evet Trabzonspor kazandı. Yazarlara bir göz atalım. Erman Üzgür Kapsal, ee, Orhan da aldık, Orhan Yeni serinin ilk adımı. Ekuban Vakayeme ile gol geliyorum dedi. Bakasitas Kasımpaşa savunmasının çizgiden çıkardığı pozisyonu bitirerek galibiyeti ilan etti. Trabzonspor bu galibiyette yeni bir seri için ilk adımı atmış oldu. Peki. Devam. Bakasetas Trabzon için olmazsa olmaz bir oyuncudur. Oyunun içinde olmasa bile tabela yapıp takımına 3 puan kazandırabilecek beceriye sahip. Oyun içindeki devamlılığı gol atmadığı maçlarda tartışılır. Rakip yara alanda ve ceza sahası içinde problem çözen anahtar oyuncudur. Çilingir Bakasetas yine iş başında Orhan Uluca. Avcı'nın Trabzonspor'unda en önemli sorun 3. bölgede rakip ceza sahasına girecek ekstra oyuncu eksikliğiydi. Bakasetas transferi bu boşluğu doldurması açısından çok değerli. Üst üste net pozisyonlar kaçıran Trabzonspor'da devreye yine Çilingir Bakasetas girerek Ekoban'ın kaçırdığı pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Bu kadar değil mi arkadaşlar? 3 yazardı. Aslında bir yazar da almıştık biz. Ee, onu da herhalde ben akışı yaparken grafik yazmayı unutmuş olabilirim. Trabzon'da oyun aklı Bakasetas diye İskender abinin yazısını almıştım ben şimdi hatırladım. Onu o şekilde almıştık da neyse verebiliyorsak verelim yoksa devam edelim. Evet evet. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra mutlak 3 puan alınması gereken bir maçtı. Avcı'nın e, ya oynanan futbol için olumlu düşüncelerimiz yok. Avcı'nın da olduğunu sanmıyorum. Bugüne kadar kendisini başarılı kılan anlayışından uzak görüntülerin sergilendiği bir oyundu. Demiş İskender abi de. Ee, ben bu arada maçtan keyif aldım. Kasımpaşa, Trabzon. Yani o, o ifadeden yani. hareket edelim. Hı -hı. O ifadeden hareket edelim. Yani bir oynanan oyun ne diyor? Yalnız oynanan futbol için olumlu düşüncelerimiz yok. Avcının da olduğunu sanmıyorum. Bence var. En çok pozisyona, en çok ceza sahası için ne girdiğimiz maç bu maç oldu dedi. Hı hı. Yani o kendi takımındaki sıçramayı anlattı. Biraz Fenerbahçe maçının e, maçında yapılamayanlar herhalde İskender Gününü şey yapmış. Dedir yönetmiş olsa gerek bu maç. Çok kötü değillerdi. Yani e, gel, kendi çizgilerinin de üzerine çıktılar. Flavio Biraz... yok diye ne kadar böyle sosyal medyada işte bu nasıl oynamaz Flavio diye paylaşımlar okudum. Ne oluyor ya dedim. Maçı bir izledim. Ya alakası yok. O işte boş, boş durmasın, piyasa boş kalmasın o. Ya işte Twitter çalışsın <laughs> diye yapılıyor o yani. O şey direkt oyunun oyuncuyla bir ilgisi yok. Niye yok diyor yani. Antrenmanı biliyor musun? Gittin mi antrenmanı? Gördün mü? Yok filan. Beni ilgilendirmez o diyor. Niye böyle yapıyorsun? Diyor. Twitter boş mu kalacak yani? Bir şey yaz Etkileşim ya. olsun istiyor işte. Bak, 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 evet, evet. para kardeşim. Para Dursun mu diyor kuş yerinde mi? Dalda mı dursun diyor. Uç, uçuralım şunu diyor. O söylüyor. Ne olduğun hmm. rakip analizi sana ne söylüyor? Öbür takımda kim var? Bizim oyuncunun nezle mi, grip mi, sağlığı, sıhhati iyi öyle. mi? Hiç öyle bir derdi yok. Oynasın diyor. Çünkü onun kafasında var. Çok güzel bir şey yazmış. Şey bir arkadaşımız. Bahattin. Hı. Hmm. Sezon başı Cem abi transferleri eleştirince bu adam boş yapıyor diyorlardı. Şimdi kendileri eleştiriyorlar. Hala suçlu Cem abi oluyor diyor. Yani. gene yani dönüyor dolaşıyoruz. Odunu biz yiyoruz yani. Şimdi e, maçın anlattığı şeylerden mesela. Niye Abdullah Avcı'nın şeye şaşırdığını anlamadım. Taçtan penaltı oldu diyor. Ne anlatırsın bu bize? Olmaz mı yani taç atışından devamında penaltı olmaz mı? Ne olur ya? Neyi anlatır? Dikkatsizliğini anlatır, yerleşim problemini anlatır, diğerinin daha çabuk düşündüğünü anlatır. Ne anlattı bu taç atışı bize? Ne neydi taç atışından bir penaltı olduysa ne olmuştur? Ne ol ne gelsin aklımıza ilk önce? Ne gelsin? Jurgen Klopp gelsin mi aklımıza? Taç antrenörü mü? Gelsin mi aklımıza gelsin, Jurgen gelsin. Klopp? Demek ki bir ihtiyacımız var. O zaman entbolcülere ihtiyacımız var. Basketbol, Yani topu eliyle oynayan insanlardan Doğru. öğrenmeye ihtiyacımız var. Çünkü topun elle oynanması da bu oyuna dahi... Gelişim için şart. Kalecin, şart. Sadece kalecin oynamıyor eliyle. Taç atışlarında da oyunu basitleştiren, sorunları hiç öngörmediğin şekilde çözebilecek ya da sana hiç tahmin etmediğin yerden sorun çıkaracak bir ayrıntıdır taç atışı. Niye Jürgen Klopp taç antrenörü alıyordu takımını... 20 maçta bir tane maçı çözmek için, 20 maçta bir tane maçın gidişatına etki etmek için, maçı alıp götürmek, işte 8-0 yenmek için bir şey yapmak için ve tüm taç atışlarında rakibi yerinden oynatmak için. Çünkü o rakibin bilecekti. Bunlar taç atıyorlar, aa dur ya bunlar çalışmışlardı, hop falan. Sen doğru başka kurgular. Yani onların ne yapacağını öngördüğün için sağ içinde başka yerleşimler, Cem başka kurgular yapar. Cem abi. Ertan Bey şu çilingir ifadesiyle ilgili e, mesaj atmış. E, demiş ki çilingir terimine Cem abi ne diyor? Hani statüsü için devamlı çilingir kullanılıyor. Bir takımın çilingirin çilingirinin olması iyi mi diye sormuş. Yani bilmem. iyi yani. Şundan, ha, bu ifadeyle ilgili yani, mesaj. Özürüz. Hani bir tek Tatlısı. ona bağlı olursa eve girmek. Hani evin diğer şahıslarında da anahtar yoksa. Nasıl var evimizde? Çocuk okula gitti eş işe gitti. Eş işe Hepimizde gitti. Hepimizde birer tane var evet. Annenle de yedek var. Karşı komşuya çok güveniyoruz. Bir de ona bıraktık filan tamam. değil mi? Karşı komşu evde yok. Onun evine giremiyoruz. Gitti. Evdeki bütün anahtarlar da kayboldu. Çilingiri çağırıyoruz. Aç kapıyı evimize girelim diye. Ha. Yani buysa burada bir sıkıntı, sıkıntı yok. Var. Hayır burada bir sıkıntı yok yani. Kaybetti. Evine mi girmeyeceksin? Eğer öyle bakıyorlarsa Ama çilingir diyorsun, her tamam. şeyse yani. Bütün anahtarlar çilingirdeyse. Nerede? Sanki Matrix'teki... her şey gibi anladım ben ifadelerden. öyle anlatıyor yani. Matrix'teki sahneyi hatırla. Giriyor Neo içeriye. Bir abi oturuyor bir yerde. Böyle bir sürü kasalar var. Zzzz biz içeride görüntü gidiyoruz. Bir çıkartıyor bir sürü şey çıkartıyor. Ee, anahtar çıkartıyor. O da çilingir. Ha, doğru, doğru. Bir motorun üzerinde başlıyorlar koşturmacaya. Orada trafik darmadağın oluyor. o Devrilen arabalarda kaç insan ölüyor. kaç Onlar hiç kimse ilgilenmiyor. Herkes kahraman ve çilingir kurtulsuna bakıyor. O Araba devriliyor, uçuyor. Karşıdan okuluna çocuğu götüren bir kadının arabası belki uçuyor. Ama iş aksiyona gelince hepimiz nutkumuz tutulmuş gibi o motosiklet sahnelerine bakıyoruz. Şey götürüyor, Trinity götürüyor motorla filan. Orada bir tak araba takla atıyor, öbürü devriliyor. Onun çocuğu var mı? Karısı var mı? Kuşu yalnız mı kaldı? Köpeği evden mi bekliyor? Hiç kimsenin nerede? O bizimki kurtulsun da öbürlerine ne olursa ya, olsun tabii. hayatı. Tabii. Sana bir kıyıdan filmlerin alt metinleri bunları da anlatıyor. Ya onun hayatının o senin gördüğün insanların hayatının bu hadiseyle bir önemi olmadığı için onların kendilerinin de bir önemi yok. Dolayısıyla trafikteki karşı komşunun, karşı şeritten gelenin, hemen o kenarda zeytini inciri toplayan insanın da senin hayatında bir önemi yok. O zaman istediğin gibi davranabilirsin. Yani hani bu trafik meselesine duyarlılığına da dikkat ederken bu filmlere bu, bu gözle de bakalım. Yani araçlarımızı kullanırken niye yavaş kullanmalıyız? Karşı araçta da bizim gibi birisi var. Yolun kenarında köpek var, doğru. aşağıdan geçmek zorunda olan bir tavşan var. Aynen o tavşan, doğru. o köstebek, o tarım alanının işine yarıyor. Sadece sen değilsin ya Sen yoksun bu gezegende. Onu anlatıyor. Şimdi taş atışından bunu yediysen demek ki bu ayrıntı sana sorun çıkartıyor. Sen de bu ayrıntıyı kullanarak sorun çıkartacak bir şeyler yaparsın. Açılıyor işte genişliyor filan eline geldi diyor penaltı değil mi? Uzu yok. Niye almıyorlar acaba ya bu taş antrenörü, handball bilen antrenör. Çünkü teknik adamların çoğu her şeyi biliyordur ya. Her şeyi bilemezsin ki Cem abi. Kim Yok her şeyi bilebilir de, ya? Diyorlar. Takımı oturtmamız lazım diyor. Savunmayı oturtmadan diyor. E çağır ben de ne diyorum? Çağır savunmayı oturttuğun zaman çağır da öyle izleyeyim diyorum. Hani ben şimdi iş diye izliyoruz da. Mecburiyetten. Hani acıcak Çıktırma bize evet. artık. Çok acı çektiriyorsunuz bize. Oturtun şu savunmayı. Hücuma geçtiğiniz zaman bir mail atın bize. Biz tamam hücuma oynuyoruz artık deyin de o zaman cevap Dünyanın hiçbir yerinde yani en azından dünyanın hiçbir yerinde derken bizim izlediğimiz liglerde kimse meseleleri böyle dert etmiyor. Cemal bir abi, bana değil. otobüs, kamyon, Mourinho ve Yok, bugün Diego sen, Simeone deyip duruyor insanlar. Bugün ya. senin günün galiba ya. Ne Cem oluyor? Bey niye kızıyor diyorlar. Cem Bey oyunu konuşuyor ama herkes skorla yorum yapıyor. Evet. Dedem sonra neden bağırarak konuşuyor diyoruz. Bağırmasında ne yapsın Mert Bey? Kürşat Bey, Cem Dizdar'a gerçekten saygı, büyük saygı duyuyorum. İnsanların duymak istemediklerini dile getiriyor. Sorunun özüne ele alıyor. Evet. Bugün Şimdi Erdal mesaj attı. Diyor ki, e, Erdal hoş mu? He, Erdal diyor ki hala temel yerleşimde diyor maça dahil değil şey hoca diyor. hala hoca temel yerleşim konusunda Egemen Hoca da dahil maça dahiller diyor. Öyle görünüyor ki henüz yol yaralanmış bile değil diyor oyunda diyor. Şimdi niye yol yaralanamıyor bizde? Doğrudur yani. Çünkü değişkenimiz çok. Yani şimdi Trabzon ne bekliyor? Asr-ı Saadet dönemini, Ahmet Suat Özyazıcı dönemlerini bekliyor. Çok değişkenim var. Geçen seneki ön oyuncum şimdi elinde yok. Her şeyin değişmek zorunda. Doğru. İşte Wakame bir iki maç geri görüyorsun. Çünkü sen zannediyorsun ki oyuncu düştü. Yok adam önlem alıyor. Öbürü öbür de antrenman öbür yapıyor canım yani. Sen o zaman başka bir çözüm yaratmak zorundasın. Yani o nedenle taçtan penaltı oldu ayrıntısı önemli. Doğru. Sen de kendi ayrıntılarını üretmelisin oyunun içinde. Oyunun sana bu şansı tanıyor. Sevdiğin oyun, bu muazzam oyun sana bu şansı tanıyor. Biraz şiir, biraz edebiyat, biraz öykü, biraz matematik, bir parça geometri. Bunları bilenler, diğer spor alanlarından yararlanma, oyun alanlarından yararlanma bu şansları sana veriyor. O zaman beceriden... Beceriden yakanı kurtarıyorsun. Sadece becerili, alem beceriliği. Sağ tabadı karşı bu karşıya şey ediyorsun. Doğru. Bu 1-0 olsun bizim olsun mantığı o senin dediğin her şeyi engelliyor. Onun onun mantığı şu. Ben yarı yoldan geldim. Yani Abdullah Avcı ve Trabzonspor için ben yarı yoldan geldim. Burada oturtulması gereken çok şey var çünkü bu takım çok zaman kaybetmiş diyor. Ya kısa vadeli çözüm üretme adına. Hayır, o dersi derste görüyor ya. Dersi derste çalışıyorlar. Kısa vadede çözüm mözüm üretmiyor. Maç kazanmak zorundayız. Maç kazanırken oyunu oturtacağız diyor. Bir oyunu inşaayı fiiliyatta yapacağız. Maçın içinde oyun inşa ediyoruz diyor. Tamam. O nedenle bu maçı ilk defa Abdullah Avcı en çok pozisyona girdiğimiz, ceza sahası içine girdiğimiz maç diye niteledi. Yani diyor ki bir yeri yaraladık, onun Erdal'ın dediği gibi yaraladık, üstüne doğru geçmeye başladık. Bu, niye? Çünkü da senin gibi bir takım. Hı hı. O da oynamak istiyor. Yani sen ne dedin? İyi maç diyor. Ben, ben maçtı. keyif aldım izlerken. Sıkılmadım ya. E, yani. e tamam niye niye böyle yapıyorsun? Çünkü ikisi de oynamak hı. istiyor, birbirini yenmek istiyor, önde iş yapmak istiyor, ortada iş yapmak istiyor, savunmada dengeli durmak istiyor. Bu sefer ayrıntılara düşmeye başlıyor. Taçtan i̇şte, gelen toptan olan penaltı gibi. Devre arası bir içgüdüsel hı hı. diye yorumladı. Kim hatırlamıyorum da oyunu. Ben de hatta nasıl içgüdüsel <laughs> düşünün aklıma gelirse söylerim. İçgüdüsel doğru değil ya artık. Bu, kadar... ya bu içgüdüsel şimdi girdi ya literatüre evet, yani artık. O, o futbol değil, literatürüne artık girdi ya. O kadar ya. üzerine düşünen, taşınan, çalışan insanlar haka, psikolog, o, o, yardım doğru akraman, doğru değil yani. Aynen. Aynen. Çok önemli galibiyet e, Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklaması. Evet çok önemli. Hı hı. Veriyor musun? Ya, Yok da evet, devam edelim. Ya. Evet yani, niye? Çünkü bir önceki maçın yıkım olacağı düşünülüyordu. Niye? Böyle bak. Şimdi aynı cümle demin Ermanda da var. Yeni bir seri ya futbol takımının böyle seri yakalayabilmesi için hani bir seriler var ya bir seri yakaladı. Bu bir ya inanç manzumesine dönüyor. Seri bozulursa her şey bozulur. Fenerbahçe'de dün vardı maç haberlerinde. Evet. Seri yakalama işte diye. Seri bozulursa sen yani tespihtir bu. Oradaki aradaki parça gidersin tespit dağılır. Ya böyle bir şey değil öbür takım seni yener. <laughs> Yenebilir. Ya yenemezsin City yenemiyor Bayern Münih yenemiyor bazen yeniliyor yani takım. O değil güçlü olan oyundur. <laughs> Seriye takma kafayı. Seri inandık inanmadığı götürüyor seni. İnanıyoruz. Ya inanmıştık ama olmadı filan. Ya bir takım niye inanmıyor? Rakip takım niye bu, bu galibiyeti? Yani seriden yakanı kurtar. Senin ihtiyacın olan seri maçlar kazanmak değil. Oyunu kazanmak zorundasın sen. Oyunu kazanırsan serinin bitmez. Avrupa'da da oynarsan öyle. Oyunu kazan sen. Ayak sürüyor mudur ya bizim bitmez tükenmez bir serimiz var. Bir oyunu var yani. Dortmund'un oyunu hayır, var. Hayır zor bir, bir müsabakadan o... sonra ligde tekrar varlığımızı <laughs> hissettirebilmek adına diye ifa tam bu ifadesi. Niye, bu niye biliyor musun? Bu şunun için bu önemli bizde. Biz her şeyi psikolojiyle açıklama eğilimindeyiz. O nedenle ortalık Freud, Lacan, efendim Jung kaynıyor bizde. Herkes karakter analizi yapıyor dediğim o. Herkes oturuyor seni karakter analiz ediyor. Ha. Bu böyle bir adamdır diyor filan. Ne biliyor senin çocuğunla ilişkini, evinde ilişkini, trafikteki. Trafikte ortalığı birbirine katan adamlar en munis adamlar görünüyor. Bak sor o trafikte ortalığı. Korne'den evi kalkmayan adamı sorsan melek, melek adam. adamı. Mesela yani. 25 senelik bir dostum var. Çok keyifli. Böyle kimseye kızmaz, etmez. Bizi ya her girdiğimiz ortamda güldürür. Çok neşelidir. Böyle içi dışı bir bir arkadaşım var. E, araba kullandığı zaman içinden canavar çıkıyor. Dışı biri değil, bir adam. Işte i̇çi dışı biri değilmiş bak. Ama Bambaşka sadece bir araba bir kullanırken. Bir de futbol oyna bakayım onunla. Oynadım hiç problem yaşamadım. İyi o zaman başka birkaç alanında daha gör. <laughs> araba kullanırken da... canavar çıkıyor herkese bağırıyor böyle herkese her şeye bu böyle yani yani sen burada bağırıyorsun düşünce için bağırıyorsun Hı. Düşün, yani dükkan bağırıyorsun değil mi? yüksek tonda atıyor yükseliyor sesle yani. işte yani. adamım erdal da benim gibi yani evet o da ya bir geldik biz deresesinde büyümüş gürültüyle büyümüş etrafımızdaki herkes bağır çağıra konuşan insanlardı e çünkü hep yanımızda su akıyor yani suyun önce suyun sesini bastırıp sonra tamam, meramını abi. anlatacaksın Karadeniz'de Karadeniz'de öyle bir yer Dereler, 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 dereler. Her yerden şakır şakır. Ultu, ultu, ultu. O ultunun içinde. Evler birbirinden uzak. Herkesin evi birbirinden uzaktı. Yani benim Babamın köyü öyleydi yani. Bağıra bağıra konuşursun camdan cama. Telefon yok, cep telefonu yok ki o zaman mesaj atasın. Twitter'ın evet, kuşunu evet. uçurasın. Bağırarak konuşuyorsun. Daha derenin öbür tarafındaki adama seslenmek için bağırmak zorundasın. Sonra ıslık modelleri geliştirmiş mesela. Ben yürürken sinir oldular bana sürekli ıslık çalarım. Ya normalde evet. Hani Sürekli ıslık çalarım. Yani, evet, ha, ıslık çalarım. yani melodi vardır. Onu çalmaya çalışırım. ben yani, Bazen de derim ya keşke ıslık çaldığım gibi şey aletler, enstrümanları da çalabilsem derim yani. Ya, tamam, kendini daha iyi hissediyorsun. Öyle. O, o, kültürel bir şey ya. O öyle büyüdük yani. Evet. Babam da öyleydi. Eller arkada yürür. Yokuş çıkıyorsun eller arkaya alınır. Bu yani kabadaylık gösterisi kimseye bedenmeden öldü. Tek başına yürüyorsun. Hı. Yokuş yani bizimki Orhani köyü yokuş. Elleri arkaya alırsın. Yani kimseye hava atmak, ona yok, yok büyük abi. ustahlık yapmak için değil ki. Bu kültürel şeyler bunlar. Bu biraz ateşli anlatma meselesi de öyle. Ama burada anlatılan şey hakikaten memleketin sorunu. Ve bunu tartışmak istiyorsun. Biliyorum. Canım. Tartışmak istediğin şeye seni yaklaştırmak istemiyorlar. Halbuki yaklaşmak istemeyen insanın işine yarayacak iş. Trabzonspor'un, Kasımpaşa'nın, Çaykur Rize'nin, Antalya'nın, Alanya'nın işine yarayacağı gibi. Hı. Şikayet ediyor geliyor. İngize gelenler kapalı oynuyor diyor. Onu güçlü belliyorlar çünkü çok transfer yapmış. Ya bunu en iyi transferleri bunlar yaptı diyor. Mesela öyle şeyler. Derinlikli kadrosu var diyor. E yenemiyor nasıl derinlikli kadro bu? Kimseyi yenemiyor. Ya böyle örnekler gösteriyor işte işte ben mesela İngiltere'de, Almanya'da takımlar aynı mevkide üç, üçer tane oyuncu var. Mesela sol bek 3, sağ bek 3, stoper 3, orta saha 4. 4 4 böyle her mevkinin üçer dörder alternatif var. Derin bir kadro diye de var Analizler mesela. Say desene onu çıkart bakayım. Bayer Menü'ye 3 sağ bek, 3 sol bek, üçer sağ stoper, üçer sol stoper koy bakayım dese. Çocuk arıyor ya hala gidiyor el kadar Çocuk çocuklar arıyor. alt liglerde çocukların peşine. Öyle bir şey yok. O bizim transfer yapmak için insanları ikna etme konusunda uydurduğumuz kendi yalanlarımız. Bizim çok büyük özelliğimizdir. Kendi mahallemizde kaybolmuşuz biz. O kendi bildiğimiz başardım. coğrafyada kayboldu. Trabzon kendi coğrafyasında kayboldu. Samsun kendi coğrafyasında kayboldu. Bak bunlar futbol kentleri. Hmm. Bak Biz futbolun içinde yani futbol izleyerek, futbolcu arkadaşlarımızla aynı okullarda, aynı koridorlarda yaşayarak büyümüş insanlarız. Kayboldu. Kendi sokaklarında kayboldu. Ne? Kent yaptık, büyük apartmanlar yaptık, çok çok to çocuklarımızı top oynatmadık, herkese alim yapacağız diye oraya buraya gönderdik. Kursa git, kursa git, kursa git. E, e olan da bu kadar işte. ha, Kursa giden de bir tanesi bu. Bu kadar yani. Dil yok, iz yok, işte e, yöntem sorunlarım Ama... var. Ya bak kendi coğrafyamızdan bahsediyorum. Kendi yaşadığım coğrafyadan, yani başka coğrafyalara da gitsen, e, böyle futbolla anılan Bursa, Eskişehir, yani benim çocukluğumun futbolla anılan şehirlerinden bahsediyorum. İzmir, değil mi yani bunlar İstanbul zaten sayma. Kocaeli, Sakarya bunlar hep futbol kentleri, futbolla anılmış kentler. Geçmişten Kayseri, yani birçok oyuncusunun olduğu yer. Sen kendi sokaklarında kaybolmuşsun. Hı uh hı. -huh. Liberalizm, neoliberalizm seni ikna etmiş. Küresellik çok güzeldir. E çocuğun küresel değil. Sen küresel olsan ne olacak? Hiçbir şey Evladın yok. ya Serkan Hasan hata yaptı diye çocuğun tepesine binmiyor. Adam doğru şey yapmaya çalışıyor. Hoca sonra çık. Yakalanırsan da yakalanmayacak. O nedenle söylüyorum. çıkacak çıkacaktı Erol Bulut. Ya doğrusunu yapmaya çalıştı çünkü ben istedim bunu diyecekti. Abdullah Avcı bazen öyle diyor. Biz böyle oynayacağız ha kardeşim diyor. Yanlışsa da yanlış diyor. Yapamayacaklar. Yapana kadar yapacağız. Ha yapana kadar maç mı kaybedeceğim? Kovulurum, başka takıma giderim ya. Dert değil ki ben bilgi ben de çünkü. Hı hı. Benim derdim yok ki. Ben biliyorsam beni bir yer, birisi bir yere alır. Hayatımı sürdürür doğru Bildiğimi orada kendimi ifade edebilirim, bildiğimi orada hayata geçirebilirim. Peki. Bununla bu maçlara böyle bu gözle baksan. Ne oldu? Psikolojiyle açıklıyorsun. Dönüş maçı. Niye dönsün ya? Bir tane maç kaybetti diye bir takım yıkılır mı? Bir tane faham aç. Her maçı kazanacaksın diye bir Hayır, bir faham açım hiç kaybetmem. Yeni bir seri. Gerek yok seriye. Doğru oyun, iyi oyun, nitelikli Aha, oyun, unuttum. izlenir oyun. Şeyi soracaktım. bu e, Sayın Ahmet Ağal'ın açıklamalarını soracaktım ben sana. E, FIFA'ya gidiyoruz. Fanatikten verebilir miyiz? Çok unutkan oldum ben ya bu arada. Olur öyle şeyler. FIFA'ya gidiyoruz bir evet. Var. Bir o haberi verelim. E, Trabzonspor Başkanı Ahmet Alnı maç sonunda e, olay açıklamalar diye paylaşılmış. Diğer kulüplerde verilen kararlardan muzdarip derse bizimle birlikte gelip FIFA'da mücadele etsin. Pazartesi günü FIFA'ya başvuru yapıyoruz. Sistemin değişmesi lazım. Bu ülke 30 senedir hakem tartışıyorsa sistemde hata var. Çok güzel. Ben izledim. Ee, biz geldiğimizden beri dört kez Merkez Hakem Kurulu'da işte ya, o gitsin bu gelsin de çözülebilecek bir durum değil. Sistem sıkıntımız var dedi Sayın Ağabey. Keşke, keşke e, işin o yanını yüksek tutacağına gerçekten gerekçesini e, yüksek önde tutsaydı. Çünkü bu sefer sanki Merkez Hakem Komitesi derdi varmış gibi anlaşıldı. <laughs> yani biz geldik sürekli merak değiştiriyoruz Dedi ki yani ya sürekli tekerleği değiştiriyoruz, motoru motor bozuk. Hı uh hı. -huh. Mesela motorda yani dedi şeyde bas, sorun yok dedi yani. yani sürekli tekerlek değiştiriyorsun ben geldim sürekli merkez değişiyor aynı şeyler oluyor niye ne, ne istiyormuş TFF kurullarının oluşumu AHİ, Ahime'nin ve Kamu Denetleme Kurumunun kararları doğrultusunda bağımsızlıktan uzak gelmiş olduğumuz noktada örnekleriyle beraber şikayet anlamında bu başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz yani esas mesele de karar verdi Kamu Denetçiliğinin de karar verdi ya şu bağımsız meseleleri düzgün organize edin. Buradan bir şey çıkartırsınız. Uluslararası kurula götürürüz. Bunlar uluslararası şey olan hani geçerli olmayan kararlara dönüşüyor. Hı -hı. Zedeleniyorsunuz. Yapmayın. Ama tabii MHK hakem kararı şudur, budur. Portekiz'de işte onlar hakem değişiyor biliyorsun. Ya Portekiz değiştirdi filan deyince hani sanki mesela hakemlik meselesiymiş gibi anlaşılıyor ağırlıklı olarak. İçinde o da var tabii. Hı -hı. Niye? Çünkü o bu kurulların organizasyon şemasına bağlı. Şemaya bağlı. O şamaya bağlı. Şimdi şemayla oynayalım diyor. Yani şu işi doğru organize edelim diyor. Batılı anlamda, normlar tamam. anlamında organize edelim diyor Sayın Ağoğlu. Yanlış bir şey yok ki. Bunu niye yapmadığımızı da anlamıyorum zaten. Yo, ben dinledim ee, gayet mantıklı. Ya mantıklı zaten şikayetin konusu o. Hı -hı. ya Bunlar bağımsız o yapılarda böyle organize edilemez diyor karar. Aynen. E bizim kamu denetçiliği de benzeri şeyi söylüyor. E tamam bu yapalım niye bekliyoruz? Ben de onu anlamadım. Neyi beklediğimiz ne? Niye yapamıyoruz biz bunu? E bu sefer tartışma oluyor. O onu oraya atadı diyor. Onun kararından bu çıktı diyor. Şimdi şey kararı değişmesini bekliyorum ben. Hangisi? Muhammed Mustafa. Ha dirsek mi? Ha dirsek kararının değişmesini veya Rafael'inki değiştiyse onunki de değişecek. Öyle olacak yani bir Ö ihtimal. Öngörüm değil. tahmin anlamadım. Ya tahmin ediyorum. Nereden bileyim ben kimseyi tanımam etmem. Gazetecisin Cem adam abi yılları gazetecisin. Yok gazeteciyim benim hiç gördün mü? Ha. Profesyonel futbol disiplin kurulundan, tahkim kurulundan kimi tanırım? E orada değiştirdin. Hı değiştirdin. Dokunmadı dedin. Ya Mesela dokunma değil. Cüneyt Çakır kararı var dedim ben de sana. Trabzon, Fenerbahçe bilmem kaç yılında kar, kaydı Gökhan Gönül bana vurmadı dedi. Niye değiştiriyorsun sana hakemin kararı? O da değiştirdim. Şimdi hepsini e şimdi zincirleme değiştirmek zorunda kalabilirsin. Sivas Spor'un paylaşımı var. Sayın Mustafa Cengiz'in bu düzeni kuranlar şeytani açıklaması var. Hatalı değil planlı eylem ifadeleri e var. Ne, ne i̇şte her kulüp açıklama yapıyor. Ne, Başkanlar paylaşımda bulunuyor. Düzeltemezsin. O zaman bir önceki kararı içtihat kabul edip sen de başvurunu o içtihada göre yaparsın. Hukuki norm olarak da ya bunu yaptıysak bunu da yapalım der. Çıkamazsın işin içinden. O nedenle Ahmet Bey'in söylediği, Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği şeyler önemli. Yani bunları bizim bir an önce organize etmemiz lazım. Bugün bir yani çok geciktirmememiz yani. Niye beklediğimizi de anlamıyorum. Bunu ben kaç yıldır, geçen seneden beri bunu tartışıyoruz ya. Bunun üzerine kocaman bir metin çıktı. Yani e, kamu denetleme kurumu denetçiliğinden kocaman bir metin var. Upuzun sayfalar dolusu metin var. Bir de oturduk onu okuduk. Kimse okumuyor da. Biz de böyle süre bitmiş. Huzurlu işleri okuyoruz işte maalesef. Çözdüm nasıl sesinin kesildiğini. Başta ayarlayamadım. Öyle evet. bir şeyin olmazsa sesi de olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Olsun diye aldım. Konvansiyonel yaşam. <laughs> tamam, yani analog yaşa. Bu kadar dijital yaşama. Çok güzel sabah bir tane mimarlık üzerine bir şey okudum. Köyden, kentten kırsala göçün yakın vadedeki kırsal için yaratacağı felaketleri anlatıyordu. Buradan şimdi dijitalciler çekip gidiyorlar. Oraları da kendi buraya geldikleri yerlere benzetecekler mi halinde bir mimarlık evet. metniydi. Çok güzel bir metni. Cem abi ağzına sağlık. Yayının Rica başında ederim. değinmiştim. Bir kez daha e, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Ailelerine de sabırlar dileyelim. Haftayı tamamladık. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.